Merhaba. Kürt meselesinin çözümü ve demokratikleşmeye dönük son derece önemli bir kavşakta, önemli bir söyleşi için KCK Yürütme Kurulu eş başkanlarıyla Sayın Cemil Bayık ve Beste Ozat'la bir aradayız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu çözüm sürecine anahtar olan taslak neler getirecek? Sizin talepleriniz, bu taslağı okumanız nasıl, bunlara geleceğiz ama öncesinde ben Sayın Bey şunu sormak isterim. 23 Şubat, 28 Şubat tarihleri arasında beklentiler gitti geldi. Sonra 28 Şubat'ta o açıklama geldi. Beraber yapılan bir açıklama. Bu 5 gün, bir hafta içinde nasıl bir trafik oldu? Ve kim hangi konuda nasıl adımlar atmak zorunda kaldı? Bu açıklamanın yapılamama ihtimali var mıydı? Buna bir açıklık getirmek isterim. Evet. Öncelikle bütün izleyicileri saygıyla selamlıyorum. HDP heyeti Önder Apo ile görüşmüştü. Önder Apo bir açıklamanın yapılabileceğini kendilerine söylemişti. Hem HDP heyeti hem Türk Devleti'nin heyeti görüşmede hazır olan Türk Devleti'nin heyeti bu durumu biliyordu. Hem heyet hem de devlet heyeti ortak bir metin hazırlayacaklardı. O metni birlikte önderliğe götüreceklerdi. Fakat devlet heyeti HDP heyetine işte siz metni hazırlayın. Sonra biz bakabiliriz demişlerdi. HDP heyeti bir metin hazırlamıştı. Önderliğin daha önce işte sunduğu demokratik müzakere taslağı vardı. Yine görüşmelerde belirtili hususlar vardı. Bütün onları dikkate alarak bir taslak hazırlamıştı. Bir açıklama taslağı. O taslağı heyetle birlikte hazırlamamışlardı. Heyet o taslağı bize gönderdi. Biz o taslak hakkındaki düşüncelerimizi kendilerine ilettik. Dedik ki yani bu taslak iki tarafın ortak hazırladığı bir taslak değil. Tek taraflı sizin hazırladığınız bir taslak. Eğer iki taraflı taslağı hazırlayıp bize göndermiş olsaydınız biz ona göre düşüncelerimizi belirtebilirdik. Doğru olan da buydu. Fakat madem öyle hazırlamışsınız, bu taslağı Türkiye tarafıyla görüşürsünüz ve önderliğe götürürsünüz. O 10 maddeden söz ediyoruz. Öyle değil mi? Yani o maddeyi de zaten içeren bir açıklamaydı. Yani o bütün duyduğumuz açıklamayı kastediyorsunuz. Evet. Hayır, öncesini açıklıyorum. Önder Apo'ya götürürsünüz taslağı. Önder Apo da işte incelesin. Önder Apo son şeklini versin. Ondan sonra bunu açıklayabilirsiniz. Kamuoyuna duyurabilirsiniz. Biz bunu kendilerine iletmiştik. Biraz da tabii biz heyette bir mektup göndermiştik. Yani AKP'nin, hükümetin yaklaşımlarını eleştiren bir mektuptu. İçeriğinde onlar da vardı. Bu mektubu heyet aldığında Türk heyetiyle görüşüyor. Türkiye heyeti bir metin hazırlıyor ve önderliğin yanına gidiyor. İşte önderliğe metni sunuyor. O HDP'nin hazırladığı metinde bazı değişiklikler yapıyor. Bülent Arınç %60 değişti metin demişti. Pek öyle değil. Yani bazı değişiklikler yapıyor. Mesela öndeki bazı maddeleri öne alıyor. Öndekilerini arkaya alıyor. Böyle bazı değişiklikler yapıyor. Bir de bazı kelimeleri değiştiriyor, çıkarıyor. Kendilerine göre biraz daha uygun kelimeler koyuyorlar.
kamu düzeni o kelimelerden, o kavramlardan biri midir mesela? Sorun zaten görüşmelerde de çok tartışılmıştı. Devletin, hükümetin kamu düzenine yaklaşımı ile Önder Altun'un bizlerin yaklaşımı aynı değil, farklıdır. Farklı bakış açılarına sahibiz. Onlar da belki kamu düzenini sağlamak istiyor. Biz de kamu düzeninin sağlanmasını istiyoruz ama onların dediği tarzda kamu düzeninin sağlanamayacağını defalarca Önder Akp onlara söyledi. İşte hazırlanan o metni önderliğe götürüyorlar. Önderlik okuyor, inceliyor. Ondan sonra önderlik bazı değişiklikler de yaparak o metni imzalıyor. Daha sonra imzalanan metni Türkiye heyeti getirip HDP heyetine veriyor. Heyet o metni bize gönderdi. Baktık önderlik imzalamış. Yani altında imzası var o metnin. Biz yine bir mektup yazdık, gönderdik HDP heyetine. Dedik ki bu mektubu da önderliğe ulaştırın. Bizzat önderliğe verin, mektubu okusun. Heyet o mektubu da götürmüştü. Önderlik okumuştu. Hem de iki kez okumuştu. Ondan sonra demişti yani arkadaşların belirttiklerine anlam veriyorum. Ne demiştiniz o mektupta? Yani bizim bazı eleştirilerimiz vardı hükümete. Hükümetin yaklaşımlarına. Onları paylaşmak ister misiniz? Yani biz duymak isteriz. Yani onları kamuoyuna şimdi duyurmak istemiyoruz. Pek uygun olmaz ahlaki açıdan. Çünkü onlara... Bilmediğiniz türde, bilmediğiniz şeyler. Değil. Yani az çok bildiğiniz, tahmin ettiğiniz eleştirilerdir yani. O zaman sorularımızda sırası gelecektir. Önder Ab bu anlam vermişti, anlam verdiğini söylemişti. O metin işte daha sonra ortak işte açıklandı. Sırı Süreyya onu Dolmabahçe'de okudu. Yani metnin okunmasından önceki süreç böyle gelişti. Trafik yoğun oldu. Öyle o metne ulaşıldı. Evet. Ama 28 Şubat anladığım kadarıyla artık bir son tarih olarak belirlenmişti. Evet. Önder Apo zaten açıklamanın 28 Şubat'ta yapılmasını istemişti. Çünkü 28 Şubat bilmiyor Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından da önemli bir tarih. O tarihte bir darbe gerçekleştirilmişti. Hareket olarak biz darbelere karşı olan bir hareketiz. 28 Şubat'ta öyle bir açıklamanın yapılması anlamlıydı. O darbeye karşı bizim tutumumuzu ifade ediyordu. Bu açıdan 28 Şubat tarihini Önder Alpo oldukça önemsedi ve mutlaka o açıklamanın o tarihte yapılması istenmişti. Zaten o tarihte yapıldı. Peki. Ama o açıklamada Abdullah Öcalan niyet beyanı diyordu. Hükümet tam da seçim öncesine denk gelen bir açıklama oldu. Başbakan Davutoğlu da Amerika'da New York'ta yaptığı bir açıklamada öyle ifade etti. PKK silah bırakacağını açıkladı dedi. Siz de önce çözüm sonra silah bırakma diyorsunuz. Şimdi kamuoyu bundan ne anlamadı mesela? Ben de öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum tüm kadınlara. Hükümet farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Baştan beri yaklaşımı öyleydi. Yani 28 Şubat öncesi de PKK'nın silah bırakacağına dönük yoğun açıklamalar oldu. Açıklama olacak, ortak açıklama ve Öcalan çağrı yapacak, PKK silah bırakacak. Hükümet yetkilileri yoğun bu temelde açıklamalar yaptılar. Bir gündem oluşturdular, bir algı operasyonu geliştirdiler. 28 Şubat açıklamasını da böyle bu algıyı daha fazla pekiştirmeye dönük bir seçim propagandasına dönüştürmeye çalıştılar. Metin dikkatli incelendiğinde, ki sanıyorum sizler de incelemişsiniz, böyle bir açıklamanın, böyle bir çağrının olmadığı anlaşılır. Zaten çağrıda önderliğimizin direkt ifadesiyle verilen çağrıda da niyet beyanı, irade beyanı olarak geçiyor. Niyet beyanı ayrı bir şeydir, apayrı bir şeydir.
silah bırakacaklar çağrısı apayrı bir şeydir. Biri talimattır, kesin bir karardır, ifadedir. Diğeri de sürecin önünü açmak için, müzakere sürecinin 10 başlık üzerinden geliştirilmesi için iyi niyet yaklaşımıdır. Yeniden bir şans tanımadır. Sürecin önünü açmadır. Birbirinden farklı bu anlamda yaklaşımlardır. Biz böyle ele alıyoruz. Bir iyi niyet yaklaşımı olarak, yeni bir şans olarak, hükümete tanınan yeni bir şans olarak bu anlamda çok ciddi, anlamlı ve önemli siyasi bir hamle olarak biz değerlendiriyoruz. Öyle de ele alıyoruz. Ve bu anlamda hükümetin de belgenin ruhuna uygun, gerçeğine, hakikatine uygun yaklaşmasını açıkçası bekliyoruz. Top şu an her iki sahada mı yoksa hükümetin sahasında mı? Hükümetin adım atması lazım tabii. Şimdiye kadar yürüyen süreç tek taraflı yürüdü. Önderliğimizin büyük çabasıyla, sabrıyla, fedakarlığıyla, ona paralel hareketin yine büyük çaba ve emeğiyle tek taraflı bir biçimde yürüdü. Adımlar da tek taraflı atıldı. Ateşkes süreci öyledir. Tek taraflı bir ateşkes sürecidir. Aslında özellikle çift taraflı bir ateşkes de değil. Şu anda yaşanan durum öyle. Karakol yapımından tutalım, baraj yapımına kadar birçok bölgede operasyon var. Keşif uçakları dolaşıyor. Sınır hatlarında bombalamalar oluyor. Yoğun, özellikle sınır hatlarında obüs saldırıları, gerillaların eski noktalarına sürekli oldu. Şimdiye kadar da bu var. Keşif devam ediyor. Rojava'da yürüyen bir savaş var. Yani çift taraflı bir ateşkesten söz edemeyiz. Ateşkesin kendisi de tek taraflı bir ateşkes oldu. Güçler geri çekildi, adım atacaktı, yasal düzenlemelere gidecekti, yasa çıkacaktı. Bu konuda da hükümetten doğru bir şey olmadı. Önderliğin sabrı derken de ve iyi niyeti mi dediniz, tam kelime olarak ne kullandınız onu belki tam söylemiyor sabır, olabilir mi? Sabırdan kastettiğimiz evet, şu. Yani somutlaştırmak izleyicilerimiz için gerekiyor. Yani bir izleme kurulu bekleniyordu mesela. Sekreterya bekleniyordu. Bunlar olmadı hala değil mi? Yani önderliğimiz AKP'yi çözüme çekmek için, masaya çekmek için, yani müzakere sürecine çekmek için gerçekten büyük bir emek verdi. Bir güvence yokken, yasal hukuki bir güvence yokken gerillaya güçleri sınır dışına çekme çağrısı yaptı. Bu çok büyük bir fedakarlıktı. 99 pratiği var. Biz yüzlerce arkadaşı şehit verdik. Yasal bir güvencesi yoktu bunun. Operasyonlar oldu geri çekilmede ve onlarca arkadaşımız toplu şehit düştü. Bunun hiçbir yasal güvencesi yoktu. Bu büyük bir risk almaktır. Büyük bir fedakarlıktır tabii ki. Yasal bir güvence yokken böyle bir çağrı yaptı ve güçler, yakından izlediğiniz sizlerde, sınır dışına çekildi. Ama şimdi yine dönenler de var, öyle değil mi? Tabii hükümet adım atmadı. Hükümet adım atmayınca, yani süreç tek taraflı gidince, süreç eş zamanlı gidecekti. Yani adım attığımızda ona paralel hükümet de bir adım atacaktı. Yasalar çıkaracaktı. Bu süreci kalıcı bir barış sürecine, ateşkes sürecine, tahkimli bir ateşkes sürecine dönüştürmenin pratik, somut, hukuki, siyasi adımlarını atacaktı. Bunun üzerinden bir konsensüs vardı. Fakat bu konuda hükümetten doğru, devletten doğru herhangi bir adımı atılmadı. Şimdi tabii ki top hükümettedir. Somut, pratik adım atması gerekiyor. Bundan sonra gelişecek süreç kesinlikle eş zamanlı, karşılıklı, pratik, somut adımların atılmasına bağlı olacak ve ilk adımı hükümetin atması lazım. Peki, şimdi Nisan ayında PKK'nin kongre yapacağı konuşuluyor. Tarih olarak Nisan telaffuz edilmeye başlandı. Bu mümkün müdür? Ve yani bunun öncesinde hangi somut adımların atılması gerekmektedir? Ve o kongreden ne beklenebilir? Yani kongrenin olması için ne olması lazım her şeyden önce?
Şimdi PYK kongresinin toplanıp karar alabilmesi için Türk devlet ve hükümetinin atması gereken adımlar var. Bu adımları atmadan hareketimize, halka, Türkiye'deki demokrasi ve sosyalist güçlerine güven vermeden kesinlikle kongrenin toplanması, kongrenin onların belirttiği gibi kararlar alması düşünülemez. Çünkü ne deniliyor? İşte kongre toplanacak, silahlı mücadeleyi sonlandıracak. Bu söylendi. Şimdi biz 93'ten beri Kürt sorunu demokratik siyasal yöntemle çözmeye çalışıyoruz. Defalarca ateşkesler bunun için tek taraflı geliştirmişiz. Biz bugün silahlı mücadeleyi sonlandırmadan söz etmiyoruz. 93'ten beri bunu söylüyoruz. Sadece söylemiyoruz, bunun pratik adımlarını da geliştiriyoruz. Bunun zeminini de yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim öyle bir kongreyi toplayıp karar alabilmemiz için Türk devlet ve hükümetinin atması gereken adımlar var. Somut olarak ilk ne olmalı mesela? Biz cephemizden bütün adımları attık. Atmamız gereken bütün adımları attık. Arkadaşın da belirttiği gibi Türk devlet ve hükümetinin adımlar atması gerekiyor. Mesela iç güvenlik paketi var mecliste. Bu sadece PYK'yi, Kürtleri ilgilendiren bir paket değil. Bu bir bütün Türkiye'deki halkları, demokrasi güçlerini, sosyalist güçleri, liberal güçleri, kadını, gençliği, Aleviler, herkesi ilgilendiren bir paket. Bu paketin bir kere geriye çekilmesi gerekiyor. Madem ki Kürt sorunu gibi bir sorun çözümlenmek isteniyor, o zaman bu antidemokratik yasaların geriye çekilmesi gerekiyor. Geriye çekilmesi mi? Yoksa çok kritik kabul edilen bir 16 yasadan Pervin Buldan, 16 maddeden Pervin Buldan geçenlerde bahsetti, komisyona geri çekilecek diye biz anlaştık dedi. Bunların değişmesinden mi? Ya bunun geri çekilmesi gerekiyor ya da bunların değiştirilmesi, demokratik yasaların geliştirilmesi gerekiyor. Özgürleşme yasalarının, buna hizmet edecek yasaların geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü Kürt sorunu çözümlenmek isteniyor. Kürt sorunun çözümünü amaçlayan demokratik yasalar çıkarır. Peki Nisan'da? Böyle antidemokratik yasalar çıkaramaz. Peki, bir. İkincisi, bir kere bizim yönetimimizin Önder APO ile görüşmesi gerekiyor. Bu Nisan'da Nisan'da kongrenin toplanması için bu bir ön koşul mu? Elbette bu adımların atılması gerekiyor. Yani sizin... Yine karakol yapımlarının durdurulması gerekiyor. Çeteciliğin, köy koruculuğun geliştirilmemesi gerekiyor. Askeri yolların yapılmaması gerekiyor. Askeri amaçlı barajların yapılmaması gerekiyor. Operasyonların, keşiflerin durdurulması gerekiyor. Bu tip adımlar atılırsa bize, halka, Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine güven verebilirler. Şimdi bunlar atılmadan, yine müzakere kabul edilmeden, müzakere için öngördüğümüz 10 madde kabul edilmeden böyle bir kongreyi bizim toplamamızı bizden kimse beklememeli. Şimdi 10 madde başlık olarak kabul edildi. Ama bunlara eşlik eden mesela sizin ta Oslo görüşmelerinde de talep olarak dile getirdiğiniz MİT'inde ne var canım o kolay yaparız onu dediği önderinizle görüşme talebiniz var. Yani bu çok somut bir talep olarak. Olmazsa olmaz mıdır kongrenin toplanması için? Elbette sürecin çözüm yönünde gelişebilmesi ve sonuç verebilmesi için bizim önderliğimizle görüşmemiz gerekiyor. Bu görüşme olmadan süreç nasıl ilerletilecek, nasıl sonuç alınacak? Bu çok zordur. Sanıyorum bunu herkes de takdir eder. Kendileri söylüyor. İşte diyor ki Önder Apo ile Kandil arasında kopukluklar var. Madem ki kendileri bunu
dillendiriyor. O zaman bu kopuklukların giderilmesi gerekiyor. Bu kopukluk nasıl giderilebilir? Ancak yönetimimiz Önder Apo ile görüşürse bu giderilebilir. Yine PYK kongresi gibi bir kongrenin toplanması, silahlı mücadeleye son verebilmesi için bu kongreye Önder Apo'nun katılması gerekiyor. Önder Apo bu kongreye katılmadan kongre öyle bir kararı alamaz. Yine silahlı güçlerin silahlı mücadeleden vazgeçebilmesi için onların çokça dillendirdiği gibi işte bu güçlerin dağlardan inebilmesi için Önder Apo'nun gelip gerillalarla görüşmesi gerekiyor. Önder Apo gerillalarda görüşmeden kim gerillayı dağdan indirebilir? Hiç kimse indiremez. Biz eş başkanlarız, bu hareketi yürütüyoruz. Biz bile gerillayı bu konuda ikna edemeyiz. Geri çekilme konusunda da yani geri çekilme dememek lazım. Türkiye sınırlarından dışarı çıkma konusunda da bir ikna meselesi vardı. Öyle değil mi? Özellikle siz söylediniz şimdi 99'da yaşanan tecrübenin, acı tecrübenin ardından. O bile kolay değildi belki. Kolay değildi. Son yaptığımız geri çekilmede de güçlerle çok yoğun tartışmalar oldu. Önderliğimizin İmralı'da heyetle yaptığı görüşme notları güçlere okundu, tartışıldı. İkna süreci epey uzun bir zaman aldı. Ciddi tartışmalar yürütüldü, toplantılar yapıldı. Ardından zaten hükümet hiçbir adım atmadı, süreci boşa çıkardı. Tekrardan güçler yerlerine döndü. Geri çekilen birçok güç, yani %90 yerlerine dönmüş durumda. Şimdi tekrardan benzer bir süreç, hiçbir şey ortada yokken bu zaten düşünülemez. Bunun tartışması bile yürütülemez. Böyle bir şey gündeme gelemez. Yani. Şunu sorabilir miyim? Geçen Nevroz'da ne mesaj verilecek diye herkes bir düşünüyordu, merak içindeydi. Çünkü bir önceki Nevroz'da verilen mesaj ciddi bir umut uyandırdı. Tarihiydi. Sonra aradan bir yıl geçti. Ve bir durağanlık söz konusuydu. O mesajları oluştururken sıkıntı çektiniz mi? Şimdi 2013 Nevroz'unda verilen mesaj belirttiğiniz gibi tarihiydi. Ve bütün dünyanın şahitliği önünde o mesajlar verildi. Önder Apo çok açıkça yaklaşımını, niyetini ortaya koydu. Ama AKP o geliştirmek istenen süreci tıkattı. Yani AKP'nin zihniyetinde herhangi bir değişiklik olmadı. AKP çözüm için çaba göstermedi. Önder Apo, hareketimiz, halkımız, demokrasi güçleri çaba gösterdi müzakerelerin gelişebilmesi için ama AKP hep süreci erteledi, oyaladı. O yüzden soruyorum. 2014 Nevroz'u mesajını çıkarırken sizler o yüzden sıkıntı çektiniz mi? Ne dememiz lazım? Elbette. Elbette biz sıkıntılar yaşadık tabii. Çünkü süreç tıkatıldı. Tıkatılan süreci biz nasıl aşabiliriz? Bunun çabasına girdik. Önder Apo işte bunu aşmak için yoğun bir çaba yürüttü. Şimdi daha sonra, ne diyeceksiniz Nevroz'a? Daha sonra demokratik müzakere taslağını geliştirdi. Bu taslakla 2013 Nevroz'undaki geliştirdiği tarihi açıklamaları daha da ilerletmek istedi. Bununla müzakereyi zorlamak istedi. Tıkanıklığı aşmak istedi. Fakat AKP yine tıkattı. Çünkü Önder Apo bu müzakere taslağında tarihler belirtmişti. Bu tarihlere göre müzakerelerin olup pratikleşmesi gerekiyordu. AKP çeşitli oyalama taktikleriyle yine tıkattı. Tıkatınca tehlikeli bir durum ortaya çıktı. Önder Apo yine bu tıkanıklığı aşmanın çabasına girdi. Son açıklama aslında bu tıkanıklığı gidermeye yönelik bir adımdır, bir siyasi hamledir. Bu açıklamaları sürekli Önder Apo niye geliştirdi? Hem tıkanıkları aşmak,
Kürt sorunu gibi bir sorunu çözmek, Türkiye'yi demokratikleşme yönünde ilerletmek için. Şu yüzden de soruyorum bu soruyu. Yani bir taraftan hep hükümet Kandil'i ve son dönemlerde HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ı Abdullah Öcalan'la ayrı düşmüş gibi sunuyor bazı açıklamalarında. İşte Kandil'i geciktirmekle suçluyor süreci ya da Demirtaş'ı Bülent Arınç Barış'ın önünde engel gibi bir ifadeyle tanımladı. Bu yüzden de herkes Abdullah Öcalan'ın mesajı ne oluyor, Kandil'in mesajı ne oluyor, başkası ne diyor, buna çok bakıyordu. O açıdan da bir problem, şimdi, bir sıkıntı yaşadınız mı diye merak ediyorum. Kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor. Önder Apo sadece PYK ve Kürtlere karşı sorumluluk duymuyor. PYK ve Kürtlere sorumluluk duyduğu kadar Türkiye'deki bütün halklara karşı da sorumluluk duyuyor. Ve bu sorumlulukları her şart altında yerine getirmeye çalışıyor. Önder Apo sadece Kürt sorununun çözümüyle uğraşmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleştirilmesiyle de uğraşıyor. Bu yönlü yoğun çaba yürütüyor. Sizi bu konuda tereddütü olanlar için neden böyle bir çabası olsun diye düşünenler için bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Evet, dikkat edilirse mesela geliştirdiği 10 madde var. 10 madde tümüyle Türkiye'nin demokratikleşmesini hedefliyor. Sadece Kürt sorununu çözmeyi hedeflemiyor. Önder Apo daha bu hareketi oluştururken ilk kez yanında yer alan Haki Karar ve Kemal Pir'dir. Hiçbir şey ortada yokken önderlikle yoldaşlık yapan iki arkadaştır. Bunlar Kürdistanlı ve Kürt falan değildir. Önder Apo bu arkadaşların şahsında halkların birliğini en üst düzeyde gerçekleştirmiştir. Ve sürekli bu arkadaşların şahsında halklara karşı sorumluluk duymuştur. Bu sorumluluğun her şartı altında yerine getirmeye çalışmıştır. Onun için sürekli Kürt sorununu çözmeye çalışırken aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarını da çözmeyi esas almıştır. Bütün müzakere taslaklarında, bütün görüşmelerde bunları açıkça dile getirmiştir. Önder Apo'nun böyle bir gerçekliği vardır. Yani Türk toplumu şunu iyi bilmeli. Sadece Önder Apo Kürt sorunu çözümüyle uğraşmıyor. Bir bütün Türkiye'nin demokratikleşmesiyle, hatta onu da aşan Orta Doğu'nun demokratikleşmesiyle uğraşıyor. Böyle bir gerçekliği var. Öyle dar bir yaklaşımı yoktur. Milliyetçi bir yaklaşımı yoktur. Tam tersine Kürtlere duyduğu sorumluluk duygusunu diğer halklara karşı da duyuyor. Diğer kültürlere, diğer dinlere karşı da duyuyor. Bir bütün ele alıyor. Öyle Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinden kopararak ayrı ele almıyor. Kürt sorununun çözümünü Türkiye'nin demokratikleşmesinde görüyor. Şöyle diyebilir miyiz? Size de yöneltmek isterim bu soruyu. Yani demokratikleşme olmadan Kürt sorununun çözümü konusunda bir rahatlama, mutabakat sağlamak, bir tatmin sağlamak mümkün olmayacaktır. Yani demokratikleşmeyle Kürt meselesinin çözümü el eledir. Biri olmadan ötekisi olmaz diyebiliyor mu Kürt hareketi? Yani bu soruyu soranlar da var elbette Türkiye'de. Şimdi Kürt sorunuyla Türkiye'nin demokratikleşme sorunu çok iç içe geçen sorunlardır. Kürtlere karşı Türk devletinin, hükümetlerin, siyasi iktidarların uyguladığı siyaset genel bir siyasete dönüşür Türkiye'de. Yani şu mümkün müdür? Kürdistan'da demokratik bir siyaset yürütecek AKP, Türkiye'de de son derece antidemokratik, baskıcı bir siyaset yürütecek. Bu olabilir mi?
böyle bir şey. Mümkün değildir. Ya da tersini düşünelim. Türkiye'de çok demokratik bir siyaseti öngörecek, geliştirecek. Kürdistan'da da son derece baskıcı, sömürgeci, soykırımcı bir siyaset yürütecek. Bu mümkün değildir. Kürtlere karşı baştan itibaren 100 yıllık Türkiye tarihi öyledir. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin iktidar tarihi öyledir. Kürtlere karşı yürüttükleri soykırımcı, baskıcı, antidemokratik siyaset bir bütünen Türkiye halklarını, toplumunu, kadınları, gençleri doğrudan etkilemiştir. Kürtleri ezdikçe tüm Türkiye toplumunu ezmiştir. Aynı siyaset genel bir siyaset haline gelmiştir. Türkiye siyaseti haline gelmiştir. O açıdan Kürt sorunun çözümü kendisiyle birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesini de getirecektir. Türkiye'de bu kadar baskıcı, antidemokratik, faşizan siyasetin dayandığı temel Kürt toplumu üzerindeki, Kürt halkı üzerindeki inkar imha siyasetidir, politikasıdır. Bundan besleniyor. Sömürülen bir halk, Türkiye'de tüm halkların sömürüsünü, ezilmesini, dıştalanmasını, ötekileştirilmesini beraberinde getirmiştir. Bütün kimlikler yok sayılmıştır. O açıdan Kürtler üzerindeki bu inkar imhanın kalkması, Kürt sorunun demokratik temelde çözülmesi, siyasal yöntemle çözülmesi, genel anlamda demokratik bir siyasetin de Türkiye'de hakim olmasını getirecek ve tüm toplumsal sorunları kendisiyle birlikte çözecek, Türkiye'yi demokratikleştirecek. Şimdi bunun üzerinde durmamın önemli sebebi seçim öncesinde özellikle bu temanın zaman zaman canlandırılması, bunun altının çizilmesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde HDP ile AK Parti'nin seçim işbirliği yaptığını söyledi. Ya da işte Kürt hareketinin aslında bir başkanlık sisteminde Erdoğan'la fikren buluştuğu ve bir anlaşmaya doğru hadisenin bu konuda evrildiği, böyle ikincil bir takım niyetlerle hareket edildiği tartışmaları, senaryoları, soru işaretleri konuşuluyor bazen. Bu konudaki şüpheler şüphelerle ilgili ne söylemek istersiniz? Peki neye dayanarak söylüyorlar bunu? Yani AKP'nin 12 yıllık iktidarı sürecinde Kürtlere karşı uyguladığı siyaset ortadadır. Şimdiye kadar biz 9 ateşkes yaptık. 9 ateşkeste karşılık hiçbir adım görmedik, somut adım. Buna karşı toplumsal mücadele, direniş de sürdü. Özellikle 2010-2011 yıllarında çok şiddetli bir savaş sürecini yaşadık. 6-9 Ekim serildanları var. AKP'nin Kobani-Rojava politikasından kaynaklı ortaya çıkan çok güçlü bir toplumsal direniş söz konusu. AKP'ye karşı söylemimiz ortada, eylemimiz ortada. Dilimizle pratiğimiz aynı. Şu andaki duruşumuz, tavrımız, verdiğimiz mücadele çok somut ortada. Siyasi olarak da öyle, toplumsal olarak da öyle, askeri pozisyon olarak da nettir duruşumuz, açıklamalarımız, yaklaşımımız ve mücadelemiz. Şimdi CHP veya herhangi bir parti neye dayanarak böyle bir iddiada bulunuyor? Yani şimdi AKP iktidardayken, HDP de meclisteyken bu sorunu çözmeyen bir iktidar, HDP meclisin dışında olur, kendisi 400 milletvekiliyle meclise girer, baskın bir anayasayı da yapacak düzeyde, nitel olarak da, nicel olarak da belirleyici bir konumda olan bir iktidar Kürt sorunu mu çözecek? Yani buna inanan akıl nasıl bir akıldır? Böyle düşünen, böyle kurgulayan bir akıl neyin aklıdır? Çok yani tarihten kopuk, hakikatten kopuk, siyasetten kopuk, mevcut gerçeklikten kopuk, PKK gerçeğini tanımaktan kopuk bir akıl var ortada. Sorun anlamama, tanımama da değil. Yani ben mesela çok oradan da bakmıyorum. Bir özel savaş olarak ben değerlendiriyorum. Yani ya seçim öncesi bir politika. Bir politika, bir özel savaş.
CHP de kendi cephesinden böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Nasıl AKP işte Öcalan çağrı yaptı, PKK silah bırakacak, bu bir silah bırakma çağrısı diyorsa, bu anlamda gündemi saptırıyorsa, o metnin içeriğini de çarpıtmaya çalışıyorsa, farklı bir algı oluşturup bunu seçim malzemesine dönüştürmeye, propagandaya dönüştürmeye çalışıyorsa, CHP de kendi cephesinden işte HDP ile AKP anlaştı. O yüzden HDP partiyle seçime giriyor. Biliyor ki barajın altında kalacak ve kalacak. Yüksek bir oyla işte HDP'nin birçok oyu AKP'ye gidecek. Yaklaşık 400 milletvekiliyle AKP mecliste yer alacak ve anayasayı çıkaracak. Anayasada da Kürt sorunu, işte AKP o zaman da Kürt sorunu çözecek. Yani bu zaten bir bütünen hakikaten uzak bir argüman, bir söylem, bir siyaset tarzı. Bu bir propagandadır, seçim propagandasıdır. Bu bir özel savaştır. CHP de böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. AKP'yi taklit ederek. O da tersinden. Fakat bunun gerçeklikle hiçbir bağlantısı yok. AKP'nin evet. söylemi neyse, hangi zihniyete dayanıyorsa, CHP'nin söylemi, siyaseti de aynı zihniyete dayanıyor. Bu anlamda birbirinden çok farklı da değiller. Peki, seçimde ne olacak? HDP faktörü nasıl bir faktör? Mecliste olması barajı geçerek ne getirir? Olmaması ne götürür? Onları da konuşacağız. Ama kısa bir ara verelim. Ondan sonra. Birleşik Haziran Hareketi'nin açıklamasını sorayım size mesela. Evet. Onlar yani prensiplerde dayanışma olur ama doğrudan desteklemiyoruz ya da katılmıyoruz bir herhangi bir ittifaka dediler. Şimdi yani zaten başka bir açıklama da beklenemezdi Birleşik Haziran Hareketi'nden. CHP ile ittifak yapsa o hareket zarar görür. HDP ile yapsa yine zarar görür. Onun için en doğru yol Birleşik Haziran Hareketi açısından öyle bir açıklama yapmasıydı ve öyle yaptı. Beklenen bir açıklamaydı. Çünkü o harekette yer alanların farklı yaklaşımları var. Onu gözeterek, zarar görürden kastınız dağılır anlamında. Elbette. Dağılabilirdi. Dağılmaması için, o hareketin devam edebilmesi için öyle bir açıklama yapıldı. Şimdi sorun ondan da ötedir. Şimdi dikkat edilirse Erdoğan, Davutoğlu sürekli 6-7 Ekim olaylarını dillendirdi. Sürekli bunu işledi. Topluma mesaj verdi. Verilen mesaj neydi? Büyük bir tehlike var. Bu tehlikenin önlenmesi gerekiyor. Bunu da ancak ben önleyebilirim. Başkası önleyemez. Bu propagandaların üzerinden, verilen mesajlar üzerinden Erdoğan topluma şunu mesaj olarak verdi. İşte 400 milletvekiliyle parlamentoya AKP gelmeli. Eğer 400 milletvekili gelirse, buna göre işte yeni bir anayasa oluşturabiliriz, işte başkanlık sistemini geliştirebiliriz ve bu tehlikeyi böyle önleyebiliriz. Aksi takdirde tehlikeyi önleyemeyiz. Bunu toplumun önüne koydu ve ardından bildiğimiz iş paket, güvenlik iş paketini meclise getirdi. Bunlar hep birbirleriyle ilintili, birbirini tamamlayan ögelerdir. AKP bunu aslında Önder Apo'nun tıkanıklığı aşma, Türkiye'yi demokratikleştirme, Kürt sorunu çözme hamlesine karşı geliştirdiği bir karşı hamledir. O peki burada geri atmak zorunda, geri adım atmak zorunda kalmış mıdır? Onu belirteceğim. Yani Önder Apo'nun geliştirdiği hamleyi tıkatmak, onu boşa almak, kendi hamlesini ise başarıya götürmek amaçlarını gerçekleştirmek için bütün bu propagandalar ve
adımlar atıldı. Bir karşı hamledir bu. Bu hamle eğer başarıya giderse oldukça tehlikeli bir durumu Türkiye açısından ortaya çıkaracaktır. Sadece Kürtler açısından değil, bir bütün Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından, sosyalist güçler açısından, ekolojist, işte bilmem emekçi, herkes açısından oldukça tehlikeli bir durumu yaratacaktır. Çünkü AKP, Tayyip Erdoğan hegemonya peşinde koşuyor. Biraz önce bu 10 madde içinde yer alan yeni yeni anayasayı nasıl bir meclis yapacak sorusunu şu yüzden de sordum. Yani burada geniş katılımlı bir çalışma yapılması gerek ve anayasa mecliste, kurucu bir mecliste yapılmalıdır. Yani dolayısıyla HDP'nin de orada olması önem arz edecektir ama bir tek herhalde bu 10 madde içindeki anayasayla ilgili değişiklik talebi konusunda değil, diğer bütün maddelerle ilgili de öyle değil mi mesela Özal? Tabii ki bu meclis, yani bu seçimlerin şöyle bir önemi var diğer seçimlere nazaran. Gerçekten stratejik seçimler oluyor. Çünkü bu seçimlerde öngörülen yeni bir anayasanın, demokratik bir anayasanın yapılmasıdır. Bu anlamda bu meclis bir bakıma kurucu meclis rolü oynayacak. Demokratik çoğulcu bir anayasanın yapılmasında kurucu bir rol oynayacak. Dolayısıyla HDP'nin de yüksek bir sayıyla bu mecliste yer alması oldukça önemlidir. 28 Şubat'ta bu deklarasyonun açıklanmasının, ortak açıklanmasının esas amaçlarından, hedeflerinden biri de budur. Bunu öngörüyor. Bu deklarasyona, ortak açıklama metnine hükümetin, devletin bizzat imzası olmasa da ortak bir açıklama olduğu için bunu kabul ediyor anlamına geliyor. 10 maddeyi, metnin bütün içeriğini kabul ediyor, bunu da onaylıyor. Bu süreci geliştirecek, bunun kendisi açısından da bu bir irade ortaya koymadır. Dolayısıyla yani bu seçimlerin çok demokratik bir ortamda geçmesi gerekiyor ve demokrasi güçlerinin HDP çatısı altında 60-70 milletvekiliyle meclise girmesi gerekiyor ki demokratik bir anayasa, bu meclis kurucu bir meclis olsun ve bu mecliste demokratik bir anayasa yeniden oluşturulsun, yapılsın. Peki. Bu anlamda böyle bir önemi var tabii bu seçimlerin. O 10 maddede hedeflenen bazı değişikliklere izleyicilerimiz için somut örnekler verebilir misiniz? Mesela demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutundan söz ediliyor. Buradan ne anlamak gerekiyor? En somut haliyle, en öz haliyle, bir cümleyle ne anlamamız gerekiyor? Özellik mi? Yerel demokrasi, özellik tabii. Fakat bu özellik bazı çevrelerin, hükümetin de dahil tartıştığı biçimiyle bir özellik değil. Erdoğan'ın sürekli ifadelendirdiği tarzıyla bir özellik değil. Ya da MHP'nin dillendirdiği tarzda bir özellik değil. Onların kafasındaki özellik ayrı bir devlettir. Türkiye'nin bölünmesidir, parçalanmasıdır. Yani bizim özellik olarak ortaya koyduğumuz projenin kendisi tüm Türkiye çapında, Kuzey Kürdistan'da dahil, Türkiye'de dahil yerel demokrasinin örgütlendirilmesi, bir bakıma yetkinin, merkezi yetkinin yerele dağıtılması, yerelle paylaşılması, Kürdistan boyutuyla da Kürtlerin bu anlamda kendi kendisini yönetmesi, bir Marmara bölgesinin kendi kendisini yönetmesi, öz yönetimini oluşturması, her bölgenin neden parlamentosu olmasın? Yani Türkiye nüfusu bugün sorunlarıyla her açıdan mevcut merkezi biçimde yönetilemez. Bu mümkün değil. Yani kendisiyle şöyle diyorsunuz. Birlikte bu sorun üretiyor. Yani sorunları çoğaltıyor. İzmir neden Ankara'dan yönetilsin? Tabii ki. İzmir'den yönetilsin. İzmir'den yönetilsin. İstanbul bugün nüfusu milyonlarcadır değil mi? İstanbul İstanbul'dan yönetilsin. İzmir İzmir'den yönetilsin. Hakkari Hakkari'den, Dersim'den. Peki bu nasıl gerçekleşecek?
halkın doğrudan katılımını sağlayacak bir takım mekanizmaların da olması gerekir o zaman, değil mi? Bunu müzakere etmek lazım, tartışmak lazım. Yerel parlamentolar olabilir, yerel yönetimler olabilir, öz yönetimler bölgeler düzeyinde olabilir. Her bölgenin kendi parlamentosu olabilir. Bölgenin sorunlarını bölge parlamentoları tartışır, komisyonları olur. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok alt parlamentolara dönüşebilir. En üstte de bir bakıma bütün parlamentoların da ortak temsiliyetini oluşturan bir meclis yapılanmasına gidebilir. Bu Türkiye'yi daha demokratik kılar. Türkiye'de yaşanan birçok sorun, sadece Kürt sorunu değil, Alevi sorunu, diğer toplumsal kesimlerin sorunu, emekçilerin sorunu, kadınların sorunu, çevre sorununu çözer, yerelinde çözer. Bu anlamda halk doğrudan, toplum doğrudan yönetime dahil olur, söz sahibi olur, karar sahibi olur, uygulama sahibi olur aynı zamanda. Doğrudan demokrasinin kendisi de budur. Radikal demokrasinin kendisi de budur. Bütün halkın Türkiye doğrudan için yönetime katılmasıdır. Kendi hakkında karar vermesidir. Kendi kendini yönetmesidir. Türkiye'yi demokratikleştirecek olan budur. Yani yerel demokrasiden kastedilen de budur. Genel Türkiye'nin demokratikleşmesinden kastedilen de budur. Demokrasi, siyasetin kendisi toplumsal siyasettir. Yani halkın kendi kendisini yönetmesi, yönetime dahil olmasıdır. Ben peki bir başka maddeden devam etmek isterim. Onu da size sorayım. Özgür vatandaşlık ile ilgili bir şey, bir ifade. Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri deniyor. Somut olarak bundan ne anlamalıyız? Yani şimdi geri dönüşlerinde mümkün olmasını sağlayacak bir takım yasal düzenlemeler mi? Hayır. En somut haliyle izleyicilerimize söyler Hayır. misiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti ulus devlete göre oluşturulan bir devlet yapısına sahip, bir ulus yapısına sahip. Ulus devleti esas aldığı için vatandaşlığı da buna göre şekillendirmiştir. Ulus devlet anlayışında tek millet, tek dil, işte tek vatan, tek bayrak, tek biçiminde somutlaştırma söz konusudur. Bunun için de faşizm uygulanmıştır. Yani halklar, kimlikler reddedilmiştir. Türkiye'deki bütün katliamların, asimilasyonların nedeni buradan kaynaklanıyor. Bir kimliğin dışında herhangi bir kimliği kabul etmiyor. Ama lafta işte herkes anayasa karşısında özgür işte vatandaştır deniliyor. Herkesin işte hakları vardır deniliyor. İşte bireysel anlamda. Böyle formülleştirilmiş durumda. Anayasayı da buna göre şekillendirilmiş durumda. Türkiye'deki anayasa tamamen ulus devlet anlayışına göre şekillendirilen bir anayasa. Her ne kadar anayasa karşısında herkes eşittir deniyorsa da öyle herhangi bir eşitlik söz konusu değildir. Türkiye'de birçok halk yaşıyor. Dinler var, mezhepler var, kültürler var. Bütün bunların inkarı söz konusudur. Asimilasyonla, işte bilmem soykırımlarla tek bir ulus yaratılmak isteniyor. Tek bir işte din, onun tek bir mezhebi egemen kılmak isteniyor. Onun için bütün halklar, kültürler, diller, kimlikler reddediliyor. Herhangi bir eşitlik söz konusu değildir. İşte özgür vatandaşlıkla kastedilen aslında bu anayasanın değiştirilmesidir. Ulus devlet anlayışından vazgeçilmesidir. Onun anayasasından, onun yasalarından vazgeçilmesidir. Demokratik bir ulusun esas alınmasıdır. Yani Türkiye'de yaşayan bütün halkların, kültürlerin, dinlerin özgürce kendisini örgütleyip kendi değerleriyle kendisini ifade etmesi gerekiyor. Bunun yasal, anayasal güvence altına alınması gerekiyor.
Sizin için yeni anayasanın olmazsa olmazı elbette, nedir? Elbette. Yeni bir anayasa dediğimiz tarzda oluşturulmazsa kesinlikle ne Türkiye'de demokratikleşme olur, ne Kürt sorunu, ne Alevi sorunu, ne emekçilerin sorunu, hiç kimsenin sorunu çözümlenemez. Şimdiye kadar nasıl ki diyelim işte asimilasyon sürdürülmüşse, kültürel soykırımlar sürdürülmüşse, inkarlar, imhalar sürdürülmüşse yine bunlar sürdürülecektir. Dikkat edilirse bizim hareket olarak çıkışımız, mücadelemiz bu inkar ve imhaya karşıdır. Ulus devlet anlayışına karşıdır. Demokratik bir ulusun oluşturulması için biz mücadele yürütüyoruz. İşte bunu anayasal bir güvence, yasal bir güvenceye kavuşturmak istiyoruz. Özgür yurttaşlıkla kastettiğimiz, amaçladığımız budur. Yani Türkiye'de herkesi kimliğiyle, değerleriyle, diliyle, kültürüyle yaşatmayı hedefliyoruz. Peki, kadın ve ekoloji konularında da aslında Kürt hareketinin kat ettiği yol ve yaklaşımı hükümetle farklı yerlerde görünüyor. Bu 10 madde içinde özellikle dikkat çeken kadınlara dair, kültürel meselelere dair ve ekolojik meselelere dair yeni bir yaklaşım gerekliliği. Buna dair biz somut ne düşünmeliyiz? Vese Hozat. Ne elde edilmek isteniyor? Yani demokrasinin kalitesini, niteliğini belirleyen kadın özgürlüğü eşitliğidir. Demokratik siyasetin kendisi de odur. Yani kadının öz iradesiyle, öz bilinciyle, kimliğiyle siyasete etkili katılmasıdır. Siyasette özne olmasıdır kadın kimliğinin. Mesela %50 yani, kota sizin hareket içinde artık bu şekilde ifade edilmesine gerek var mı bilmiyorum ama işte eş başkanlık sistemini görüyoruz vesaire ama %50 kota çok önemli bir kazanım yaratmış bir yaklaşımdır. Mesela biz onu iktidar partisinde göremiyoruz. Birçok başka partide göremiyoruz Türkiye'de. Yasal düzenlemelerle bu konularda da bir kazanım sağlamak kadınlar için bir öncelik mi? Sizler tabii için? Ki yani kadın hareketi adına Ceylan Bağrı Yanık'ın müzakere heyetine dahil olması doğrudan kadın sorununun demokratik çözümüyle bağlantılıdır. Şudur yani yapılacak yeni anayasada kadının eşit bir biçimde yaşamın her alanında yer alması, kadın öz örgütlenmesinin anayasada da tanınması, bunun güvenceye bağlanması bu müzakere sürecinde çok önemli bir demokratik müzakere sürecinin gelişmesinde önemli bir yaklaşım ve anlayıştır. Dahil olması da bunun üzerinedir kadının. Genel olarak hani şöyle bir teori var. Türkiye demokratikleşirse, Kürt sorunu çözülürse zaten kadın sorunu da beraberinde çözülür. Bu çok klasik bir sol yaklaşımdır. Şimdiye kadar da yani bu temelde, bu anlayışla, zihniyetle yürütülen birçok mücadele var. Belki de devrimler de olmuş ama kadın sorunu çözülmemiştir yani. Devrimden sonra da kadın yine eve kapatılmış. Devrimden sonra da kadın yine siyasetin dışına itilmiş, yaşamın dışına itilmiş, ötekileştirilmiş, ezilmiş, sömürülmüş ve köleleştirilmiş. Onlarca, yüzlerce deneyim vardır. Yani dünya tarihine baktığında, insanlık tarihine baktığında. PKK'nın, kadın özgürlük hareketinin örgütlenmesinin esas gerekçesi bu. Bu müzakere sürecinde de yani bütün yani Kürdistan'da yürütülen 100 yıllık savaşta da en son 40 yıllık bir kıyasıya bir özgürlük savaşı var, mücadelesi var. Bu savaşta da devletin yürüttüğü Kürdistan'a dönük, Kürt halkına dönük, Türkiye toplumuna dönük savaşta da en fazla zarar gören, mağdur olan, acı çeken, kaybeden, ezilen, sömürülen kadın olmuştur. Şimdi bu müzakere sürecinde kadın mevcut durumda bir taraf durumundadır. Bu savaş sürecinde devletin izlediği antidemokratik,
baskıcı, sömürgeci politikalarda zarar gören kadınlar, mağdur olan kadınlar, göç ertilen, tecavüze uğrayan, faili meçhule giden, zindanlara kapatılan binlerce böyle olay ve durum var. Bunların açığa çıkartılması gerekiyor. Devletin bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekiyor. Bunları kökten aşma, Türkiye'yi demokratik temelde yeniden yapılandırma perspektifinin oturması, bu temelde bir yeni sistemin kuruluşu için kadının da kendi öz kimliğiyle kendisini örgütlemesi gerekiyor. Peki ana dilinde öz eğitim mekanizmalarına kendisini kavuşturması gerekiyor. Genel sistem örgütlemesi içerisinde. Bu kadının güvencesidir. Bununla da ilgili yasal... Bunun da yasal bir düzenleme ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Ana dilinde eğitim tek başına bir başlık olarak biraz daha arkalarda kaldı ya da çok telaffuz edilemez oldu. Çünkü daha büyük başlıklar yaklaşım üzerinden daha çok konuşulur oldu. Ana dilinde eğitimin yeri nedir bütün bu tablo içinde? Olmazsa olmazlar içinde. Anayasanın zaten temel şeyi odur. Yani yeni anayasa Kürt kimliğini tanımalıdır. Yani ana dilinde eğitim olmazsa da bu sorun... Ana dilde eğitim şarttır. Çözülür mü, çözülmez mi? Şarttır. Yeni anayasa hangi anlayışla yeni anayasa olacak? Kürtlere ana dilinde eğitim yapma hakkını tanımayan, öz yönetim hakkını tanımayan, kültürünü tanımayan, demokratik siyaset hakkı tanımayan bir anayasa, yeni bir anayasa demokratik, çoğulcu bir anayasa olabilir mi? Özgürlükçü bir anayasa olabilir mi? Olamaz. Temel şartlardan biri tabii ki ana dilde eğitimdir. Bu 10 maddede bir birliktelik iradesini dışa vuran, demokratikleşmeyle beraber bir çözüm arayışını ortaya koyan 10 madde, ama bununla birlikte siz çoğunun anladığı bir özellik değil bizim kastettiğimiz, bütün Türkiye'de uygulanabilecek türde bir özellik, yerel yönetimlerin güçlenmesi dediniz. Ama bununla beraber mesela demokratik çözümün sosyoekonomik boyutları başlığı da o yerel boyutuyla birleşiyor bir anlamda. Burada yerel kaynakların ve yerel üretimden gelen, ortaya çıkan gelirin yerel tarafından kullanılması gibi fikirler telaffuz edildiğinde de benzer tepkiler çıkmıştı ortaya. Bir, bu sosyoekonomik boyutla kastedilen bu mudur? Tam olarak nedir? Gene çok kısaca mümkünse. Şimdi Türkiye'de bütün emekçilerin, ezilenlerin, toplumun gerçekten ciddi ekonomik sorunları var. Bu sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Bu sorunların çözümlenebilmesi için Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor. Türkiye demokratikleştirilmeden ekonomik sorunlar çözümlenemez. Ekonomik sorunların çözümü demokratikleşmenin düzeyiyle bağlantılıdır. Şimdi Türkiye'de bir sistemin ekonomik politikaları uygulanıyor. Bu politikalarla zengin daha zengin yapılıyor, yoksul da daha da yoksullaştırılıyor. Türkiye'deki ekonomik politikanın özü budur. Bütün değerler aslında halktan alınıyor. Bir takım yerlere taşınıyor. Bir takım egemen güçlere taşınıyor. Burada işte ekonomik sistem deniliyor. Şimdi bunun ekonomiyle bir ilişkisi yoktur. Onun için Türkiye'de ekonomik sorunları çözmek için bu sistemin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Yani? Değiştirilmesi gerekiyor. Somut olarak diyelim birçok bölgede imkanlar var, olanaklar var. Ama o yörenin halkı bunlardan yararlanamıyor. Oradan alınıyor, başka yerlere taşınıyor. Oradaki halk belki çalışıyor da ama ondan yararlanamıyor. Onun için ekonomik dağılımın dengeli yapılması gerekiyor. Daha çok yerellere, topluluklara burada önem verilmesi gerekiyor.
eğer topluluklara, yerellere bu konuda imkan tanınmazsa Türkiye'de ekonomik sorunlar çözümlenemez. İşte yerel boyut aslında bu açıdan önemli. Yani ekonominin demokrasiyle doğrudan bağı vardır. Evet. Demokratikleşme geliştirilmeden ekonomi geliştirilemez. Toplumun ekonomik sorunları çözümlenemez. Onun için biz Türkiye'nin demokratikleştirilmesini oldukça önemsiyoruz. Evet. Yerelleşmeyi önemsiyoruz çünkü yerelleşmenin demokrasiyle bağı var. Şimdi bütün bunlar bir çırpıda gerçekleştirilebilecek değişiklikler değil. Bu sözünü ettiğiniz yaklaşım değişikliklerinin, yasal düzenlemelerin siz de sözünü ettiniz. Yeni bir meclis tarafından ele alınması gerekiyor. Ve sizin beklentileriniz o mecliste halkın önemli bir bölümünü de temsil edecek HDP'nin de bulunması. Bu da bir zaman alacak. Bir taraftan Nisan'da bir kongre düşüncesi konuşuluyor. Bir kere bu kongre Nisan'da ancak Abdullah Öcalan'ın katılımıyla olur diyorsunuz. Yani bu işlerin zamanlaması nasıl olacak? O açıklamada benim dikkatimi çeken sürece dinamik yaklaşımlar gibi bir ifade vardı. Yani bu bütün bu takvimle taleplerin gerçekleşeceği zamanlarla ilgili bir esneklik mi ifade ediyor? Ne beklemeliyiz? Yani siz Öcalan'ın katılmadığı bir kongre toplamaz mısınız? Elbette. Bu adımların hangisi atılmadan kongreyi toplamazsınız gibi. Şimdi ben daha önceki konuşmalarımda Türk devleti ve hükümetinin yerine getirmesi gereken bazı görevlerinden bahsettim. Bunları yerine getirmeden, bu adımları atmadan ne hareketimize güven verebilir, ne Kürt toplumuna güven verebilir, ne Türkiye'deki demokrasi güçlerine, sosyalist güçlere güven verebilir. Şimdi güvenin yaratılmadığı bir ortamda kesinlikle adımlar atılamaz, sonuçlar alınamaz. Bu adımlar mutlaka atılması gerekiyor. Bu peki, güvenin yaratılması gerekiyor. Peki size Abdullah Öcalan'ın bir Nevroz'da ya da olası bir kongrede bizzat bulunabileceğine dair bir nasıl söylemek lazım? Ümit ya da öyle bir öngörü verildi mi? Öyle bir teminat verildi mi? Bu konuşuldu mu? Bugünden. Şimdi daha önceki diyalog süreçlerinde bizim Önder Apo'yla görüşme önerimiz olmuştu ve bu olumlu da karşılanmıştı. Oslo'dan mı söz ediyorsunuz? Evet, o süreçte. Sonrasında da? O süreçte. Fakat hiçbir zaman bu söz yerine getirilmedi. Ne bahanelerle? Bırakalım yani görüştürmeyi. Normal olarak diyelim Önder Apo'nun koşulları bile değiştirilmedi. Değil ki yönetimimizden bazı arkadaşlar gidip görüşebilsin. Halbuki bütün bu süreci geliştiren Önder Apo'dur. Bütün tıkanıklıkları aşan Önder Apo'dur. Bütün Türkiye'deki halklara karşı sorumluluk duyan, bu sorumlulukların gereklerini yerine getiren Önder Apo'dur. Eğer Türkiye, AKP gerçekten Kürt sorununu çözmek istiyorsa, böyle bir amacı varsa, o zaman Önder Apo'nun koşullarını düzeltmesi gerekiyor. Önder Apo'nun bu süreci ilerletmesi için ona olanakların sunulması gerekiyor. Ama bırakalım ona olanak sunmayı, eskiden nasıl yaklaşıldıysa hala yaklaşımlar onu ifade ediyor. Onu çok aşan herhangi bir yaklaşım söz konusu değil. Bir yani. Dönem Emre Taner'in MİT müsteşarı olduğu dönem Abdullah Öcalan'ın Güney Kürdistan'a gelmesi bir sürecin nihayetinde konuşuldu diye raporlara yansıdı. Sizler de yani biliyorsunuz. Bunlar konuşuluyordu. Yani bugün de bunların konuşulduğu kabulünden hareket edebilir miyiz? Bir
zamanda, bir zaman diliminde ve çok da uzak olmadan bunun gerçekleşebileceği vaadinde bulunuldu mu size? Şimdi bize böyle bir vaatte bulunma söz konusu değil. Sorun vaatte bulunup bulunmamada değildir. Eğer Türkiye gerçekten Kürt sorununu çözmek istiyorsa adımlar atmak zorundadır. Bunların başında gelen de bizim önderliğimizle ilişkimizi sağlamak zorundadır. Görüşmemizi sağlamak zorundadır. Bu olmadan süreci ilerletmek zordur. Bunun mekanizmalarının yaratılması gerekiyor. Siz Önder Öcalan olmadan biz kongreyi toplamayız dediğinizde Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu o çağrıyı sadece ertelemiş mi olursunuz, yoksa hani ortada bir çağrı var ama bir taraftan da kongre toplansın dendiğinde bu ortak alınacak bir karar vurgusu da yapılmış olunuyor. Yani o talimat vermiyor, bu kongrede alınacak bir karar olmalıdır diyor. Nasıl anlaşılmadı bu? Yani burada bir açmaza doğru gidiliyor gibi bir his doğuyor çünkü. Sizde ben Nisan'da kongrede olabileceğine dair bir beklenti, yani istek var, şart koşuyorsunuz ama beklenti oluşamamış gibi görüyorum. Yani bu sürecin gelişmesine bağlıdır. Nasıl gelişeceğine daha doğrusu bağlıdır. Bu süreç zarfında AKP, hükümet 10 başlık üzerinde İmralı'da izleme heyetinin de dahil olduğu biçimiyle bir müzakere sürecini geliştirirse, 10 başlık üzerinde tek tek her başlık masaya yatırılır, kapsamlı tartışılır, ortak bir kanaate ve uzlaşmaya gidilirse, uzlaşma temelinde de meclis yasal düzenlemelere giderse, bunun yasasını çıkarırsa, bunu yasal güvenceye alırsa, bu atılan adımları, yürüyen süreci, bu anlamda somut pratik adımlar da atarsa, yani somut pratik adımlar nedir? Bir, en başta önderliğimizin mevcut koşullarının değişmesi gerekiyor. Yani bunu daha açık söyler misiniz? Daha açık söylemek şudur. Yani eğer hükümet, devlet Kürt sorunu çözmeye karar vermişse, verirse, şimdiye kadar vermemiş. Şimdiye kadar bu konuda bir niyet yaklaşımı da ortaya koymamış. Son 28 Şubat açıklaması ortak bir açıklamaydı. Biz biraz böyle de yorumlamak, görmek isteriz ve bu pratiğine bağlı kalacak şimdi. Bundan sonra atacağı adımlar bunu gösterecek. Ne kadar bunun niyetini ortaya koyuyor. Ortak açıklama bir bakıma kendisinin de o 10 başlığı kabul etmesi anlamına geliyor. Herkes de böyle sanıyorum algılıyor. Biz de böyle algılıyoruz. Pratikte biz bunu göreceğiz. Ne kadar kabul edip etmediğini, ne kadar bunun da yani seçim malzemesi yapılacağını. Koşulların iyileştirilmesi şudur. Yani müzakere süreci, bu müzakere süreci İmralı'da yürütülecek bu süreç. Bu sürecin mevcut durumda, müzakere sürecinin dışarıda yürütülmesinin koşulları oluşturulmamış. Şimdiye kadar bunun zemini oluşturulmamış, adımları atılmamış, yasal düzenlemeleri olmamış. Gerçekçi yaklaşırsak. Bu müzakere süreci İmralı'da yürütülecek. Baş müzakereci olarak da zaten biz önderliğimizi yanında yer aldığımızı söyledik. Halkımız iradesi, siyasi iradesi olduğunu belirtti. Baş müzakereci olarak önderliğimiz bu süreci yürütecek. Fakat bu sürecin yürütülmesinde bir usul var. Bu sürecin kuralları var. İzlenmesi gereken metotlar var. Nedir bu? Bir izleme heyetidir. İzleme heyeti bu müzakere sürecini izleyecek, kendisi de takip edecek. Bir göz olacak, yani üçüncü bir göz olacak. Bu 10 başlık üzerinde müzakere yapılacak, uzlaşma sağlanacak ve bu meclise gelecek. Kurucu meclis bunun yasalarını çıkaracak. Kurucu meclis bu yasalar temelinde yeni bir anayasa çıkaracak. Şimdi bu noktaya gelirse süreç kuşkusuz yani bir PKK kongre toplayacaksa ve bu süreci önderliğimiz götürmüşse çok doğal olarak önderliğimizin PKK'nin toplayacağı kongreye katılması gerekiyor. Peki bu kongreye katılım uzaktan işte bir telekonferans yöntemiyle vesaire olur mu olmaz mı, bunlar tartışılıyor mu hiç?
Şimdi yani bizim istediğimiz bir telekonferans falan değil. Bizzat önderliğimizin gelip kongreye hitap etmesidir. Ama AK Parti'nin seçimden önce katılır hitap ederse o kongre karar alabilir. O zaman bunun seçimden önce olmayacağını mı düşüneceğiz? Ne diyorsunuz? Şimdi çünkü seçimden önce bunu yapabilir mi? Eğer AKP dediğimiz tarzda adımlar atarsa seçimden önce de olabilir. Ama pek de AKP'nin bu yönde adım atacağı görünmüyor. Bize bu yönlü güven veren herhangi bir adım söz konusu değil. Onun için AKP bu yaklaşımlarını sürdürdüğü müddetçe öyle bir kongrenin toplanması, öyle bir kararın alınması beklenmemeli. Ancak dediğimiz tarzda adımlar atarlarsa, böyle bir kongrenin toplanma zemini olursa ve önderliğimiz de gelip bu kongreye hitap ederse kongre olabilir. Peki bir de hem İdris Balıken HDP Grup Başkan Vekili hem de Pervin Buldan yine HDP Grup Başkan Vekili Abdullah Öcalan'ın bir de bir onama çağrısı yapacağını söylemişti. Onlar bir heyet olarak gidiyorlar, geliyorlar. Siz buradasınız. Böyle bir onama çağrısı fikri sizde bir başka, yani sizde bir karşılık buluyor mu? Nedir acaba onama çağrısından kastedilen? Sizin için ne olabilir? Şimdi önderliğimiz niyet beyan etti. Karar belirtmedi. Karar belirtebilmesi için AKP'nin adımlar atması gerekiyor. Tamam, onları saydınız. Onların sonucunda o zaman niyet karara dönüşebilir. Onama o zaman, çağrısından kastedilen nedir? Ha. Evet, o zaman işte bu karar onaylanabilir. Yani silah bırakma olarak tabir edilen. Biz silah bırakmıyoruz. Tamam. Onun silahlı mücadeleyi. Silahlı mücadeleyle Kürt sorunu çözme yöntemini bırakırız o zaman. Sorunu siyaset yoluyla artık yürütürüz. Silah bırakma ayrı bir şeydir. Şimdi herhalde bu ortamda da örgütün burada Güney Kürdistan'da silah bırakacağını düşünmek pek kolay olmasa gerek. Çünkü bölgesel bir takım gerçeklikler de var. Siz sadece Güney Kürdistan'da değil. Kamuoyunun tam olarak anlaması gereken şeyin ne olduğunu biraz daha ayrıntısıyla yapın lütfen, ifade edin. Sadece sorun Güney Kürdistan'da silah bırakıp bırakmama değil. Şimdi Türkiye hangi adımı attı ki biz silahlı mücadeleyi bırakalım, o kararı verelim. Hala daha müzakere yapıp yapmayacağı, müzakere yapılırsa dahi bu müzakereler nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Bu koşullarda biz nasıl silahlı mücadeleden vazgeçeceğiz? En son aşamada da Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleye son verilmesinden söz ediyorsunuz. Yani kongreden bizim bir kongre toplanırsa eğer bekleyeceğimiz karar bu mu olacaktır? Onun bir önceki aşaması mı olacaktır? Duruma göre değişir mi? Şimdi biz istediğimiz zaman her zaman kongreyi toplayabiliriz. Sorun kongreyi toplayıp toplamama sorunu değildir. Sorun silahlı mücadeleyle Kürt sorunu çözmeyi bırakma sorunudur. Bunun zemini yaratılmadan, bunun güvenceleri yaratılmadan PKK kongresi toplanıp da öyle bir karar alamaz. Kongre toplanır. Kongre başka kararlar alır. Her zaman toplanır kararlar. Ama öylesi bir kararı alabilmesi için o amaçla kongrenin toplanması için, gerçekleşmesi için Kürt sorununun müzakere edilmesi gerekiyor. Müzakerelerle bazı sonuçların ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Sizin bunun güvencelerin oluşması gerekiyor. Bu olmadan PKK kongresi toplanıp da
silahlı mücadeleye son verdiğini açıklayamaz. Siz şimdi bu ifadeleriniz duyulduğunda belki hükümetten bazı kişiler tarafından gene ayak sürmekle vesaire itham edilebilir misiniz bilmiyorum. Yani bunu düşündürüyor. Selahattin Demirtaş'a da böyle yükleniyorlardı. Bunu neden yapıyor hükümet? İktidar diyelim, daha geniş bir grubu kapsıyor o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun içine giriyor. İktidar bunu neden yapıyor? Bir, sizle ilgili neden yapıyor? İki, bir seçim bağlantılı da değerlendirirseniz eğer, Selahattin Demirtaş'la ilgili niye yapıyor? Şimdi Türkiye devleti özel savaş üzerinde oluşan bir devlettir. Onun için sürekli parçalamayı, düşman üretmeyi yasas alan bir devlettir. Bu olmadan bu devletin, bu rejimin yürümesi zordur. Dikkat edilirse sürekli düşman üretiyor. Sürekli parçalamayı, güçsüzleştirmeyi, birbirine vurdurtmayı esas alıyor ve bunun üzerinde yürüyor. Şu anda geliştirilen de aslında psikolojik savaş yöntemidir. Psikolojik savaşla kafalar bulandırılmaya çalışılıyor. Mümkünse acaba çelişkiler yaratılabilir mi? Bunun peşinde. Çözüm peşinde olan birileri bu yönteme başvuramaz. Bu bile onların çözüme ne kadar samimi yaklaştıklarını gösteriyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç dedi ki mesela Selahattin Demirtaş bir kere İmralı'ya gitti, sonra gidemedi. İstenmediği imasında kuvvetlice bulundu diyebiliriz. Sizce Selahattin Demirtaş'ın istese eğer İmralı'ya gitmekte bir sorun olur mu? Ya da hani, işte ne bileyim sizle görüşmeleri... Dünyada nerede görülmüş, yani hem devlet heyetini devlet oluşturacak, hükümet oluşturacak, hem de karşı tarafın heyetini hükümet devlet oluşturacak. Bunun bir örneği yoktur. Ve bunun demokrasiyle de hiçbir ilişkisi yoktur. Bunun karşıdakinin iradesini kabul etmekle de hiçbir alakası yoktur. Türk devletinin bir mantığı var, felsefesi var. Genlerine kadar bu işlemiş. Meşhurdur. Eğer Türkiye'ye bilmem nasıl bir rejim getirilecekse biz getiririz. Yani bu toplum herhangi bir şey isteyemez. Herhangi bir şeyi çözemez. Ciddiye almayız. Ne olacaksa biz karar veririz. Ne verilecekse biz veririz. Felsefesi budur. Böyle bir felsefede demokrasi aranamaz. Tamamen toplumu sürü görmedir. Yani bu tarzda istediği gibi yönlendirmedir. Toplumun en ufak bir iradesi olamaz. Bu toplumu hiçe saymadır. Toplulukları hiçe saymadır. Kimlikleri hiçe saymadır. Emekçileri hiçe saymadır. Tamamen devleti toplum karşısında, topluluklar karşısında ortaya çıkarma. O taktiğe dayalı, kabul ettirmek. Yani böyle bir taktik, yani böyle bir anlayışla yaklaşıldığını söylüyorsunuz. Evet, bu anlayışla yaklaşıyor. Süreci sabote eden kendileridir. Öyle Selahattin Demirtaş veya Kandil falan değil. Kandil, Selahattin Demirtaş, İmralı bir bütünün farklı rollerini yerine getiren güçlerdir. Onlar işte bilmem aralarında çelişkiler var diyor. Sürekli bunu propagande ediyor. Bununla güya kafaları bulandırmak istiyorlar. Bu boş bir çabadır. Çözüm amacı olan böyle çabalara ihtiyaç duymaz. Bu bile onların ne kadar çözüme doğru yaklaşıp yaklaşmadıklarını ortaya koyan önemli bir ölçüdür. Özellikle siyasette bir lider, seçimlere de girecek bir partinin liderlerinden biri olduğu için ve barajı geçip geçmemesi çok
nitelik açısından, yani nicelik ve dolayısıyla nitelik açısından fark yaratacak bir partinin eş başkanı olması açısından Selahattin Demirtaş'ın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ya da hedef alındığı yorumları da yapıldı. Bu yorumlar doğrudur. Yani heyetten Selahattin Demirtaş'ı çıkaran hükümetin kendisi oldu. O konuda önderliğimizin herhangi bir yaklaşımı yoktur. Sürekli de heyete zaten müdahale ettiler. Hatırlarsanız ilk heyet daha farklıydı. Sonra müdahale ettiler, birilerini çıkardılar, birilerini dahil ettiler. Uzun süre Hatip arkadaş üzerinden bir tartışma yürüdü. Dahil edilmeden son ciddi bir mücadeleyle, işte önderliğimizin de orada yürüttüğü tartışma ve çabayla dahil oldu. Ceylan Bağrıyanık öyle oldu. Yani sürekli bir müdahaleye uğradı heyet. Şu anda Selahattin Demirtaş üzerindeki tartışmalar da ifade ettiğiniz tarzda kesinlikle itibarsızlaştırmaya, yıpratmaya dönüktür. HDP'yi ciddi bir rakip olarak görüyor AKP. Çünkü AKP karşısında başka güçlü bir parti yok. Alternatif bir güç yok. Tüm demokrasi güçlerini temsil eden, toplumu temsil eden, özgürlükleri, demokrasiyi temsil eden başka bir parti yok. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de iyi bir performans yakaladı. Türkiye çapında da belli düzeyde bir kabul düzeyi yarattı. Toplumun sorunlarını iyi ifade ediyor, temsil ediyor. O iradeyi de iyi temsil ediyor. Komple HDP'nin de mevcut duruşu öyledir. Yani demokratik siyasetten taviz vermiyor. Bunu çok güçlü bir biçimde temsil ediyor ve tüm toplumsal kesimler de kendisini HDP'de, ezilen kesimler kendisini HDP'de görebiliyor. Şimdi bu AKP'yi ciddi anlamda korkutuyor, ürkütüyor. Çünkü yani AKP karşısında ana muhalefet partisi, ana muhalefet partisi olmaktan çıktı. Adeta AKP'nin dümen suyunda gitti. Çok fazla bir çözüm üretemedi, proje üretemedi Türkiye'nin demokratikleşmesine dönük. Geçenlerde ama Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Kürt meselesini çözecek parti CHP. Yıllardır aynı şeyi söylüyor. CHP de demagoji yapıyor. Yani CHP'nin siyaset tarzı da AKP gibi demagojidir. Yıllardır CHP bunu söylüyor. CHP Kürt sorunu çözümüne dönük aldı, kendi programına da koydu. Peki CHP Kürt sorunu çözümüne dönük hangi projeyi çıkardı? Mecliste hangi önergeyi sundu? Nasıl adım attı? AKP alternatif nasıl bir siyaset üretti? Kürt soruna dönük de, Alevi soruna dönük de, yıllardır Alevilere dönük de aynı şeyi söylüyor. Alevileri temsil ettiğini söylüyor. Alevilerin hangi sorunu çözdü? Bu konudan ne yaptı? Somut hangi projenin sahibidir? Bir şey yapabildi mi? Hayır. Emekçilere dönük bir şey yapabildi mi? Değil. Yani bu anlamda Türkiye'de muhalefet HDP dışında yoktur. Şu anda HDP Türkiye'nin ana muhalefet gücüdür. AKP bunu görüyor. Bu AKP'nin otoritesini sarsıyor. AKP'nin antidemokratik, baskıcı, otoriter siyasetini bu anlamda, ciddi anlamda zayıflatıyor. Bunu tasfiye ediyor. Ürküyor bundan. O yüzden HDP'yi de, Selahattin Demirtaş'ı da yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya, zayıf düşürmeye çalışıyor. Bütün şu anda yürüttüğü siyasette bunu endeksli yürüyor. Size bir şey sormak istiyorum. Cüneyt Arca Yürek yıllardır yazan biridir. HDP ile ilgili bir yazısı vardı. Onu gördünüz mü? HDP'nin barajı aşmasının şart olduğunu ifade eden genel hatlarıyla bir yazı. Evet. Şimdi Türkiye'deki... Gördünüz mü o yazıyı? Biliyorum. Beni düşündünüz. Biliyorum. Şimdi Türkiye'deki seçimler oldukça stratejik düzeyde bir seçim. Belki de Türkiye tarihinde ilk kez seçimler bu kadar stratejik bir önem kazandı. Çünkü bu seçimlerle Türkiye'nin yönü belirlenecek. Türkiye yeşil faşizm yönünde mi ilerleyecek yoksa demokratikleşme yönünde mi ilerleyecek? Seçimler bunun seçimi olacak. Onun için seçimler AKP ile HDP bileşenleri arasında geçecektir. Öyle bu seçimlerde
işte partiler arasında bir yarış olmayacak. İki parti arasında bir seçim olacak. Türkiye toplumu tercihte bulunacak. HDP'den yana mı, AKP'den yana mı? Yeşil faşizmden yana mı tavır koyacak, yoksa demokratik Türkiye yönde mi tavır koyacak? Bu seçimler bunu belirleyecek. Bu açıdan oldukça önemli. AKP bunu bildiği için HDP'ye Sayın Selahattin Demirtaş'a yükleniyor. Çünkü AKP'yi hegemonya amaçlarından vazgeçirecek olan HDP'dir. Ne AKP, ne MHP'dir, ne CHP'dir. Geçmişte biliniyor, CHP-MHP ittifakı yapıldı. Ve bu ittifak neye yol açtı? Erdoğan'ın birinci turda Cumhurbaşkanı olmasına yol açtı. Çünkü o ittifakta hem MHP'den hem CHP'den o ittifak adayına oy vermeyenler oldu. Bu çok nettir. Bu AKP'ye hizmet etti. Eğer ayrı ayrı seçimlere girmiş olsalardı, Tayyip Erdoğan birinci turda Cumhurbaşkanı olamayacaktı. Şimdi diyelim ki benzer bir ittifakı CHP, Haziran Hareketi, HDP gerçekleştirsin. AKP'nin önünü kesmek için. Türkiye'yi AKP'den kurtarmak için. Böyle bir ittifak gerçekten Türkiye'yi AKP'den kurtarabilir mi? Mümkün değil. Çünkü böyle bir ittifaka bir kere Kürtler büyük bir çoğunlukla oy vermez. Haziran Hareketi'nden bir kısmı vermez. CHP'den bir kısmı vermez. Böyle bir ittifak ne yol açar? AKP'nin tam da istediği başarıyı ortaya çıkarır. Sadece ve sadece AKP'nin hegemonyasının önünü alabilecek, Türkiye'yi AKP'den kurtaracak tek alternatif HDP'dir. HDP etrafında birleşen demokrasi güçleridir. Bu kesinlikle AKP'yi zayıf düşürecektir. AKP'nin yapmak istediği anayasayı önleyecektir. AKP'nin hegemonya kurmasını önleyecektir. Bunun dışında önleyecek herhangi bir çözüm yoktur. Arca Yürek bunu çok iyi görmüştür. Arca Yürek yıllarca Kürtlere, sosyalistlere karşı mücadele eden biridir. Ulusal çizgiyi, devlet çizgisini, resmi ideolojiyi en iyi temsil edenlerden biridir. Bu HDP'nin başarılı olmasını istiyor. HDP'ye oy vereceğini söylüyor. Neden? Çünkü HDP dışında AKP'yi frenleyecek, onun hegemonyasının önüne geçecek başka bir güç göremiyor. Türkiye'nin güvencesini laiklerinden, bilmem demokrasisinden hepsinin göz önüne alarak bütün bunların güvencesi olarak HDP'yi görüyor. Onun için HDP'nin başarılı olmasını istiyor. HDP başarılı olmazsa CHP'nin, MHP'nin, bilmem diğer güçlerin kesinlikle AKP'nin hegemonyasını önleyemeyeceğini, bunun Türkiye için kapkaranlık bir dönem başlatacağını, AKP'nin kendine göre bir anayasa oluşturacağını ve ardından da muhalefeti ezerek büyük bir süreci kapsayan bir iktidarı gerçekleştireceğini görüyor. Aynen Türkiye tarihinde 21-24'e benziyor. 21'de demokratik içerikli bir anayasa vardı. Daha sonra ne yapıldı? Ona dayanarak biraz iktidar kendisini güçlendirdi. 24 anayasasını oluşturdu. Onun arkasından sosyalistlere, komünistlere, Kürtlere, hatta işte Müslümanlara karşı ezme hareketi geliştirdi ve iktidarını uzun süre pekiştirdi ve işte Türkiye toplumuna diktatörlüğü uyguladı. Şimdi benzer bir durumu AKP de geliştiriyor. Dikkat edilirse başlangıçta kendini demokrat göstermeye çalıştı. Sorunları çözeceğini işte yaydı. Bir imaj oluşturmaya çalıştı. Birçoğunu aldattı. Herkes desteklemeye başladı. Kendi iktidarını güçlendirdikten sonra şimdi gelişmeler de var. Zorluyor. Oldukça tehlikeli durumlar iktidarı için yaratıyor. Hem bu tehlikeleri göğüsleyebilmek, hem geleceğini güvence altına almak, uzun süre Türkiye'de iktidarını yürütebilmek için yeni bir anayasa ihtiyaç duyuyor. Onun için onun paketini meclise getirdi. O pakete dayanarak
yeni anayasayı oluşturacak, kendine göre bir anayasa, 24 anayasası gibi bir anayasa, ardından da büyük bir ezbe hareketine girişecektir. Bunu gördüğü için Arca Yürek onu söylüyor. İşte Önder Apu da bunu gördüğü için son hamleyi başlattı. Bu hamleyle AKP'nin önünü kesmek istedi. Türkiye'deki demokrasi güçlerine hamle yapma, sonuç alma olanaklarını yarattı. Bununla aslında Türkiye'yi demokratikleşme yönünde geliştirmenin güvencesini yarattı. Bunu görenler bu oldukça AKP'yi zorluyor şimdi. Peki Selahattin Demirtaş da bir katıldığı bir yayında söz etti. Seçimler öncesinde olası bir takım provokasyon girişimleri, üniversitelerde çıkan olaylardan duyulan huzursuzluk, onlara gelen bazı bilgiler, işte gidip görüştükleri kişilerle sonra gelip görüşüp tehdit edenler vesaire ve üstü kapalı hakeller dedi. Bu bir tarafı işin. Bir de bir güvenmiyoruz ve samimiyet göremiyoruz denilmesine rağmen AK Parti'nin de içinde olduğu bir çözüm süreci, yani bir yola çıkılmış durumda. Sürecin bu kez akamete uğratılması gibi bir endişe taşıyor musunuz? Oslo döneminde olduğu gibi. Ve İçişleri Bakanı geçen gün bir gen soru önergesi üzerine konuşurken Oslo'yu devletin kendi birimi sızdırdı dedi. Kim o? Onlar kimdi? Yani bize de gelen bir takım bilgiler var. Biz de bazı bilgiler alıyoruz. Paylaşır mısınız? Artık bu belki zamanı. Bu belirtilenleri biz paylaşıyoruz tabii. Seçimler AKP ile HDP arasında geçeceği için önümüzdeki süreci, bu seçim ortaya çıkacak sonuçlar belirleyeceği için AKP ne pahasına olursa olsun içine düştüğü durumdan hem çıkmak istiyor hem de kendini güvenceye almak istiyor. Onun için de kendisi için alternatif olan, tehlike yaratan HDP'yi sindirmek istiyor. Seçimleri bunun üzerinden geliştirip kazanmak istiyor. Toplumu korkutmak, ürkütmek, sindirmek istiyor. İşte ben daha önceki konuşmalarımda da belirttim. 6-7 Ekim olaylarını işliyor sürekli. Evet. Bilmem tehlikeden bahsediyor. Tehlikeyi ancak kendisinin bertaraf edeceğini, onun için kendisine destek verilmesini istiyor. Ama şunu görüyor, toplumda giderek tepki AKP'ye karşı gelişiyor. AKP giderek zayıf düşüyor. Bu AKP'nin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Onun için ne yapıp edip toplumu korkutup sindirmesi gerekiyor. Bu yol, bu yönde duyumlarınız var yani. Var tabii. Somutlaştırabilir misiniz? Var tabii. Mesela bazı yerlere işte jitenciler gidiyor. Eski katliamcı güçler gidiyor. Jitenciler eski jitenciler. Evet, evet. Kürdistan'da geçmişte katliamlar yapan, işte her türlü diyelim şeyi yapmayı kendine hak gören tamamen anayasa ve yasalar dışında güya işte Türkiye'nin çıkarı için her şeyi öngören, yapan güçler bunlar. Bunlar mesela tehditler yapıyor. Bunlar bir takım olaylar geliştirmek istiyor. Bilmem üniversitelerden tutalım. Onun dışına kadar bazı şeyler yapmak istiyorlar. Bunlar toplumu korkutup sindirmek istiyorlar. Burada hiç kimsenin bu tehditler karşısında sinmemesi gerekiyor. Geri adım atmaması gerekiyor. Peki süreç demokrasi mücadelesini oldukça güçlü yürütmesi gerekiyor. Demokrasi mücadelesi risk üstlenme olayıdır. Eğer riskleri üstlenirsen sen demokrasi mücadelesini geliştirebilirsin. Aksi takdirde AKP'nin yapmak istediklerine oldukça zemin sunarsın. Bu çok tehlikelidir. Oysa ki Türkiye'deki sol ve demokrasi güçleri tarihlerinde elde etmediği imkanları elde etmiş durumdalar. Eğer bunu başarıya dönüştürebilirlerse Türkiye'de ilk kez demokrasi güçleri, sol güçler uğruna mücadele ettikleri, ortaya çıkardıkları değerleri amaçlarına ulaştırmış olacaktır. Bu açıdan kesinlikle
Risklerden kaçınmamaları gerekiyor. Riskleri üstlenmeler gerekiyor. Sürecin tehlikeli bir duruma girmesi, yani başka bir takım müdahalelerle ya da işte yani Oslo üstü kapalı bir süreçti. Bu ona göre nispeten daha açık bir yere taşınmış bir süreç gerçi. Böyle bir tehlike var mı? Size burada söyleyeyim. Ben şunu hemen bir söyleyeyim. De şu eskiye dair bilgiyi istiyorum sizden. Ben şunu hemen söyleyeyim. Bir kere biz yani sadece AKP yasası almıyoruz. Bu konuda büyük bir yanılgı var. Biz bu süreci geliştirirken tarihi esas alıyoruz. Gelişmelere esas alıyoruz. Halklara esas alıyoruz. Toplumun tepkilerine esas alıyoruz. İstemlerine esas alıyoruz. Sorunu getirip AKP'ye sıkıştırmak kesinlikle doğru değil. AKP adım atar mı atmaz mı? Bu biçimde ele almamak, tartışmamak gerekiyor. Bu çok sakıncalı bir tartışmadır. Biz AKP'ye rağmen bu süreci yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Elbette ki AKP'yi sürece çekmek istiyoruz, müzakereye çekmek istiyoruz. Ama AKP gel edebilir, gel edebilir. Biz buna rağmen süreci yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. AKP bunun önünde engel olamayacaktır. Geçmişte belki engel olabiliyordu. Geçmişte belki tık atabiliyordu. Ama artık gelinen aşamada bunu gerçekleştirmesi zordur. Çünkü her yönden AKP sıkışıyor. Her yönden demokrasi güçleri, sosyalist güçler, işte Müslüman demokrat güçler, hatta AKP'nin içinde bile AKP'ye karşı rahatsız olan güçler var. Ve bunlar artık sesini duyurmak istiyor. Bunun yöntemini, olanaklarını Önder Apo yarattı. Onun için AKP daha da sıkışacaktır. Öyle bu süreci sabote edemez. Belki geciktirebilir. Ama sabote edemez. Ortadan kaldıramaz. İnisiyatif şimdi Önder Apo'nun elindedir. Demokrasi güçlerinin elindedir. Artık derleyici olan Önder Apo ve Türkiye'deki demokrasi güçleridir. AKP falan değildir. Bunun çok iyi görülmesi gerekiyor. Yani sürükleyici istemeseler de sürükleyici güçtür diyorsunuz bu hareket. Ve diğer onlara rağmen bu süreç geliştiriliyor. Peki. Öyle AKP ile işte anlaşılıyor. İşte AKP'ye kazandırmak için bunlar yapılıyor. Bunlar tamamen işleri ters yüz etmektir. Toplumu aldatmaktır. Bir taraftan CHP yapıyor, bir taraftan AKP yapıyor, bir taraftan ulusalcı güçler yapıyor. Bunlar aslında devrimci güçlere, sol güçlere, demokrasi güçlerine, Müslüman demokratlara kaybettirmek isteniyor. Başarıyı yakalamışlar, onu tersine çevirmek istiyorlar. Bunu sanıyorum giderek herkes dahi görebiliyor. Oslo'da elbette ki o süreci, o görüşmeleri basına yansıtan, onların da belirttiği gibi devletin içindeki güçlerdir. Kim yani? Bunlar Fethullah Gülen kesimidir. Onlar yansıttı. MİT içindeki. Yani. Elbette. Bunlar yansıttı. Şimdi yani Paris cinayeti var. Size de getirilen bilgi. Paris cinayeti var. Mesela MİT bunu kabul etti. Dedi ki bizim içimizden yapılmış ama biz yapmadık bunu. Bizim dışımızdakiler yaptı. Yani Fethullah Gülen benzerleri yaptı dedi. Şimdi bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Gerçeği yansıtmıyor. Bunlar bilgi dayında yapılan şeylerdir. En azından bilgileri var. En azından onayları var. Belki birileri yapmışsa bile yani tümüyle onların haberi dışında değildir. Oslo'daki görüşmeler de bilerek yansıtıldı ve PYK'nin üzerine yıkılmak istendi. Biz o zaman da açıkladık. Dedik ki biz yansıtmadık. Biz çünkü siyasete, onun kurallarına bağlı hareket ediyoruz. Biz ahlaki toplumu esas alıyoruz. Biz öyle bir şeyi yayınlamayı ahlaki görmedik hiçbir zaman. Çünkü ahlaki esas alan, ahlaki toplumu geliştirmeye esas alan bir hareket ona başvuramaz. Bu yöntemleri seçemez. Bizim açıklık ilkemiz var. Biz her şeyi açık yürütüyoruz. Onun için
bu gerçeklik de şimdi ortaya çıkmış durumda. Bizim Paris, yansıtmadığımız kendilerini yansıtıyor, ortaya çıkmış. Paris suikastı ile ilgili MİT'ten özel daha ayrıntılı bilgiler geldi mi sizlere de? Yani biraz önce söylediğiniz şey, yani genel olarak MİT'in de içinde bulunduğu bir suikastin söz konusu olduğu yazıldı, çizildi vesaire, ama size gelen bilgi, somut bilgi anlamında soruyorum. Paris cinayeti katliamı nettir bizim açımızdan. Bu birçok gücün içinde yer aldığı bir katliamdır. Ve çok önemli bir süreçte bu katliam gerçekleştirildi. Tamamen önderliğin 2013 Nevruz'unda geliştirmek istediği açıklama biliniyordu. Bunun öncesine getirildi ve bu süreç sabote edilmek istendi, tersine çevirmek istendi. Önderliğin çözüm çabaları boşa çıkarmak istendi. Bu katliam öyle herhangi sıradan bir katliam değil. Sadece bir gücün içinde yer aldığı bir katliam da değil. Önder Apu'yu kim İmralı'ya getirdiyse o güçlerin bu katliamda parmağı vardır. Ha tetikçi o yakalanan kişi olabilir. Ama onun arkasındaki güçler bizce az çok biliniyor. Gerçi belgeler karartıldı. Yani gerçeğin ortaya çıkması önlenmeye çalışılıyor. Ne kadar önleseler de bizim nezdimizde bu olay nettir. Peki toparlarken şimdi şunu sormak isterim Besse Ozat size. Bölgede çok ciddi bir durum var, bir tehdit var. IŞİD, DAEŞ, Musul'u kontrol ediyor hala, başka alanlarda faal ve HPG'nin aynı zamanda yani bütün örgütün bununla ilgili ciddi bir gücünün bir öneminin olduğu da ortaya çıktı. Yani soracağım şey şu, bölgede nasıl bir gelecek bekliyor örgütü ve Türkiye ile çözüm süreci açısından oraya dönük nasıl bir gelecek bekliyor? Yani siz bir yakın vadede ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? Sonra hani Türkiye'ye yönelik bir silahlı mücadeleyi bırakmak seçeneğinden söz ediliyor. Peki örgüt ne yapacak? Nasıl var olmaya devam edecek? Yani IŞİD gerçekten bölgede ciddi bir tehlike. Sadece bu Kürtler açısından değil. Son bir yıldır çok şiddetli Kürtlerle savaşıyor. Hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da. Fakat en son Süryanilere dönük de yapılan katliam var. Musul saldırısında Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler, Kakailer, Irak'ta binlerce kişi, on binlerce kişi dağıldı, yerlerini bırakmak zorunda kaldı. Korkunç bir kültürel kırım da uyguladılar. Yani şu anda eski müzeler, kütüphaneler yakılıyor, yıkılıyor. Bir tarih yok ediliyor yani. Halklara dair. Bir kültür yok ediliyor. Halkların hafızası, belleği, kültürü ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu anlamda halklara karşı ciddi bir tehdit. Kendisi dışındaki tüm inançlara karşı, mezheplere karşı ciddi bir tehdit. Kadınlara karşı ciddi bir tehdit. Yani bu bölgenin bugününü ve geleceğini, tarihini bir bütüne tehdit eden bir güç, bir çete yapı. Tabii bunu besleyen güç kaynakları var. Bunların başında Türkiye geliyor. Baştan beri. Ve bu destek sürüyor. Yani her ne kadar koalisyona dahil olduğunu söylese de ki bu koalisyon denilen güçler de IŞİD'i büyüten, geliştiren güçler oldu. Kontrolünden çıkınca müdahale ettiler. Şu anda bir savaş içerisinde olduğunu, DAEŞ'e karşı tutum aldığını, somut tutum aldığını söylese de gerçek çok onu yansıtmıyor. Desteği sürüyor. Çok onu
açık görüyoruz yani Rojava'da da. Ve IŞİD buna dayanarak Türkiye'de de kendisini örgütledi. Yani sadece Suriye'de bir savaşçı aktarımı Türkiye üzerinden işte Türkiye kullanma durumu olmadı. Türkiye'de de ciddi örgütlendi. Bu ciddi bir şey, tehdit. Bu anlamda bölge ciddi bir kaosu yaşıyor. Yani çok korkunç bir mezhep savaşı var. Bu mezhep savaşı birkaç yılda ortadan kaldırılacak, çözülecek bir sorun değil. Derinleşerek bu mezhep savaşı sürecek. Ciddi bir milliyetçilik dalgası gelişiyor. İşte Türklerde, Araplarda, Farslarda ve bu milliyetçilik mezhepçilikle çok iç içe geçmiş. Dincilikle çok iç içe geçmiş. Bu ciddi bir tehdit, tehlike bölge açısından. Ve bu savaşı derinleştirecek. Şu anda bölgenin kaosunu, bölgeyi yani bu kaostan çıkaracak olan tek güç gerçekten Kürt Özgürlük Hareketi'dir. PKK'dir. PKK'nin temsil ettiği ideolojidir, felsefedir, demokratik ulus projesidir, demokratik konfederalizm projesidir. Bölgede bu gelişirse demokratik ulusa dayalı tüm halkların, kültürlerin, renklerin eşit, özgür, bir arada yaşamasını öngören bu proje ete kemiğe bürünür, yaşamsallaşırsa bölgedeki bu kaos, bu savaş ortadan kalkar. Bölgeye demokrasi gelir, barış gelir, huzur gelir, özgürlük gelir, eşitlik gelir. Ve şu anda bunun mücadelesini veren, bunun savaşını yürüten tek güç mevcut durumda PKK'dir. Bu mücadeleyi 40 yıldır Türkiye'de vermiyor, bütün bölgede veriyor. PKK ulusal bir güçtür. Yani biz şunu derken süreç gelişirse, AKP somut adım atarsa, 10 başlık üzerinden müzakere olur, uzlaşma sağlanırsa, PKK Türkiye'ye karşı yani bu konuda da yasal ve anayasal düzenlemelere gider, yeni bir anayasa çıkarsa PKK Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi durdurur. Fakat PKK'nin mücadelesi dört parça Kürdistan'da var. Bölgede halkların özgürlüğüne dönük bir mücadele yürütüyor. Halkların temel güvencesidir PKK. Şu anda bölge çapında demokratik bir harekettir. Bölgeyi demokratikleşmenin mücadelesini yürüten bir harekettir. Ve bu anlamda bütün halklar da bu gerçeği görüyor. PKK'ya yakınlaşıyor, PKK ile ilişkileniyor. Yani bu koşullarda PKK'yı kendisini savunmaya dönük, korumaya dönük somut taleplerle PKK'ya geliyor. Yani bu koşullarda tamamen bir siyasallaşmaya dönüşme gibi bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'de Kürt sorunu çözülürse, Türkiye demokratikleşirse, yeni bir anayasa çıkarsa ve bu anayasa Kürtlerin kimliğini garantiye alırsa, güvenceye alırsa, bu anayasada yer bulursa, öz yönetime bu anlamda Kürtler ve tüm Türkiye yerel demokrasiye geçerse, yerel yönetim sistemleri öz yönetime dayalı gelişirse, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi yürütmenin anlamı yoktur. Silahlı mücadelenin gerekçesi Kürt sorunuydu. Kürt sorunu ortadan kalkarsa, demokratik temelde çözülürse, Kürtlere hakları verilirse ve bunun üzerinden de Türkiye demokratikleşirse silahlı mücadele Türkiye'de anlamsız hale gelir. Fakat PKK ulusal bir güçtür yani. Kürtler sadece Türkiye'de yaşamıyor. Kürtler dört parça Kürdistan'da Kürtler var ve mevcut Kürtler üzerinde de ciddi bir tehlike var. Sadece IŞİD tehlikesi değil. Sömürgeci bölge devletleri de Kürt Türkiye gibi Kürtlerin haklarını tanımış değiller. Bu anlamda ciddi bir sorundur. Bölge halklarının çok ciddi güvenlik sorunları var. Mücadele devam edecek. Mücadele devam edecek. PKK bir özgürlük hareketidir. Halkların özgürlük hareketidir. Yakında Türkiye'nin kısmi destek verebileceğini açıkladığı bir Musul operasyonu görünüyor. Merkezi güçler, Şii milisler vesaire hazırlanıyor vaziyette. PKK'nin bu Musul'a müdahaleye bakışı nedir? Bir parçası olunabilir mi sizlerle? Bilmiyorum, bu konu hiç konuşuldu mu bölgesel güçler tarafından?
Yani bizimle herhangi bir konuşma yok. Fakat yani Musul'u DAEŞ'in elinden kurtarmak ne kadar önemliyse, orada dediğim gibi yani bir tarih katledildi, halklar katledildi. Bir o kadar da yeniden kuruluşunun perspektifinin demokratik ve özgürlükçü olması o kadar önemlidir. Yani bir müdahale yapılıyor. Burası IŞİD'den, hadi diyelim yarın öbür gün alındı. Fakat burada nasıl bir sistem öngörülüyor? Bu sistem halklara ne getirecek? Musul'da yaşayan Kürtlere ne getirecek? Araplara ne getirecek? Süryanilere ne getirecek? Bu çok önemlidir. Bir Irak müdahalesi de var 2003 öncesi. Şu anda Irak halen büyük bir kaos ve savaşı yaşıyor. Irak parçalanacak mı? Irak parçalanmış. Yani mevcut durumda Irak üç parçaya bölünmüş. Irak eski Irak değil. Yani Irak'taki ulus devlet sistemi dağıldı, parçalandı. IŞİD kalıcı mı sizce? IŞİD'in yerel örgütlenmesi var tabii. Yani Irak'taki IŞİD'in biraz gerçeği Suriye'deki IŞİD'den farklıdır. Belli bir tabana dayanıyor. Önemli bir kesimi Bağızçılara dayanıyor. Araplar içerisinde, Sünni Araplar içerisinde belli bir örgütlenmesi var. Kurduğu, bu kesimler içerisinde kurduğu bir sistem var. Ciddi bir ordu gücü var. Bu uluslararası destekle bunu oluşturdu. Bu anlamda kısa süreçte öyle Musul alınsa bile yani IŞİD'in Irak'tan sökülüp atılması zordur. Peki bu ışıkta şöyle mi anlamalıyız? Abdullah Öcalan'ın Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanması için de bir çağrısı var. Eğer Irak geri dönüşü olmayan bir bölünmedeyse, bu Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devletinin de resmen de oluşacağı anlamına mı gelir? Buraya doğru giderken bir Kürt ulusal iradesi oluşturmaya yönelik bir çaba olarak mı görmemiz gerekiyor bunu? Evet, Kürt Ulusal Kongres veya Konferansı Önder Apo'nun uzun yıllardır geliştirmeye çalıştığı bir amaç. Önder Apo Kürt siyasal birliğini yaratmayı hedefliyor. Kürdistan'daki farklı çizgileri o zeminde buluşturmaya çalışıyor. Kürtler arası çelişki ve çatışmaları böyle gidermek istiyor. Yine çeşitli bölgesel uluslararası güçlerin Kürtler arası çelişki ve çatışmayı geliştirmelerini bu tarzda önlemek istiyor. Kürtleri Orta Doğu'da önemli bir güç haline getirmek istiyor. Kürtleri sadece Kürtler için değil, Orta Doğu halkları için de önemli bir demokrasi gücü haline getirmek istiyor. Daha doğrudan sorabilir miyim? Yani bu çabanın ardında aslında Güney Kürdistan'daki yerel yönetimi de bu amaçlara çekmek, dahil etmek, bir an önce dahil etmek çabası mı var? Yani Barzani'den söz ediyorum. Elbette, yani sadece sorun Barzani değil. Güney Kürdistan'da, Barzani dışında da başka partiler var, oluşumlar var. Yani bunların tümünü Kürt ulusal çıkarlarına çekmek istiyor. Hem iç çatışmaları önlemek, hem Kürtler için bir iç barışı oluşturmak istiyor. Hem de çeşitli güçlerin müdahalelerini önlemek istiyor ve Kürtleri burada bir güç haline getirmek ve bir kimlik sahibi kılmak istiyor. Kürtleri çeşitli güçlere hizmet edecek güç bir halk olmaktan ve işte içindeki güçleri ona hizmet etmekten çıkarıp tamamen bölge halklarının çıkarları temelinde yapılandırmak istiyor. Böyle bir kongre veya konferansla bunu amaçlıyor. Bölgedeki gelişmeler de zaten bunu öngörüyor. Çünkü Kürtler artık bölgede en örgütlü, en mücadeleci güç haline geldi. En önemli irade haline geldi. Bunun çeşitli güçlerce görülmesi var. Çeşitli güçlerin Kürtlere yaklaşması ve kendi amaçları temelinde Kürtleri kullanma çabaları var.
İşte Önder Arpu bunun önünü de almak istiyor. Peki. Kürtleri halklar için bir güç haline getirmek istiyor. Amacı budur. Musul için bir şey belirteyim. Buyurun. Şimdi Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi o kadar kolay olmayacak. Belki mesela başka şehirlerde DAEŞ'i IŞİD'i temizlemek daha kolay olabilir. Hı hı. Musul Sünnilerin ağırlıklı olduğu bir şehir. Hı hı. Şimdi Irak'ta ise gelişen daha çok milliyetçiliktir ve mezhep çatışmasıdır. O açıdan eğer bu milliyetçilik ve mezhep savaşı terk edilmezse Musul'u DAEŞ'ten kurtarmak kolay olmayacaktır. Hatta tam tersine Musul daha çok DAEŞ'leşebilir. Hı hı. Bir de Musul'un alınabilmesi için Musul için tehlike yaratan DAEŞ güçlerinin etkisiz kılması gerekiyordu. Hı hı. İşte YPG ve YPJ aslında bunu gerçekleştirdi. Tilhamiz, Tilbaraki alarak orada DAEŞ'e büyük bir darbe vurarak çok önemli bir görevi yerine getirdi. Hem Rojava için hem Irak, Şengal, Musul için. Evet. Çünkü DAEŞ'in geçiş hattıdır. Suriye, Irak hattıdır. O hat kapatılıyor. Birbirinden koparılıyor. Yine DAEŞ'in o alana dayanarak hem Kamışlı tarafı için yarattığı tehlike ortadan kaldırılıyor. Hem de DAEŞ'in Şengal'a müdahale etme veya Şengal'a karşı, Muzla karşı geliştirecek bir mücadeleyi arkadan vurmanın olanakları ortadan kaldırıldı. YPG, YPJ bu anlamda çok büyük bir rol yerine getirdi. Hizmette bulundu. Sadece kendisi için, Rojava için değil, Şengal ve Musul için de büyük bir görev yerine getirdi. Şimdi buna dayanarak Şengal ve Musul daha rahat özgürleştirilebilir. Ama dediğim gibi öyle kolay olmayacak bu. Türkiye kesinlikle Şii milislerin ve İran güçlerinin Musul'a girmesini istemiyor. Çünkü girerse Türkiye'nin aleyhine dengeler değişecektir. Oysa ki Türkiye dengeleri korumak istiyor. Özellikle de Sünni alandaki hakimiyetini korumak istiyor. Buraya İran'ın ve İran'a bağlı Şii güçlerin, milislerin girmesini istemiyor. Bu açıdan Musul üzerindeki kavga Türkiye-İran kavgasına dönüşebilir. Onun için de öyle kolay Musul DAEŞ'ten alınamaz yani. Peki ben son olarak kapatmadan size geçtiğimiz günlerde hayata veda eden bir isimle, Yaşar Kemal'le ilgili düşüncelerinizi sorabilir miyim? Öyle kapatmak ister misiniz? İnsanlık değerlerini en güzel ifade eden kalemiyle, sözüyle, yaşamıyla bir insan oldu gerçekten. Halkların kardeşliği, birliği için çok değerli eserler yazdı. Şu anda aslında bizim geliştirmek istediğimiz Demokratik Ulus Projesi'nin kendisi onun hayalini hep kurduğu, arzuladığı, büyük özlem duyduğu yaşamı kendisidir, projenin kendisidir. Demokratik Ulus Projesi üzerine bir yoğunlaşın, bir de Yaşar Kemal'in kitaplarını okuyun. Aynı şeyi göreceksiniz. O kitapları anlayan, o kitapları okurken ne hisseden, nasıl duygulanan, ne tür düşünceler taşıyan insan Demokratik Ulus Projesi'nin ne olduğunu da anlar. Aynı şeydir. İstediğimiz, bizim de geliştirmek istediğimiz şey, Yaşar Kemal'in de hep özlemini duyduğu, gerçekleştirmek istediği, yaşamak istediği, yaşatmak istediği şeylerdir. Bunları hep esere dönüştürdü, insanlığa mal etti. Bunun mücadelesini verdi ve büyük bir devrimcidir. Büyük bir demokrasi şehididir. Bu anlamda katkıları çok olmuştur. Bizim mücadelemize de katkılar olmuştur. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Onun mücadele ettiği değerlerin mücadelesini veriyoruz. Böyle de bizim nezdimizde bir anlamı ve değeri var. Gecikli Yürütme Kurulu Eş Başkanı Vese Ozat ve Cemil Bayık çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı cevapladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.
Evet, çok önemli bir dönemeçte Kandil'den olan biten nasıl görünüyor, neler yaşandı, nasıl değerlendirmeler yapmak lazım, önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek daha büyük adımlar var mı, bunlar nelere bağlı? İşte bütün bunların, bu soruların cevaplarını almaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere.